One minute. Well, you know... One minute. Sayın Perez, sesin çok yüksek çıkıyor. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Prime Minister, we can't start the debate again. Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. To our host... Davos budur. Ben bir kabile reisi değilim. Orada diplomatik davranmamış olsaydım benim daha farklı bir şey yapmam gerekiyor. Benim diplomatım aslanın midesinden hakkını söküp alacak bir diplomattır. Ben böyle bir diplomatım. Yarın da görüşecek olsam aynı şeyleri yine söylerim. Davos'ta söylediğim gibi. Söylerim. Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Davos'u konuşacağız. Artık biraz hararet indi. O ilk tepkiler ortaya kondu. Bazıları erken yorum yaptılar. Onlar görüşlerini yumuşattılar. İlk etapta Başbakan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerde ileri gidenler biraz daha temkinli hale gelmeye başladılar. Yani ortalık biraz daha duruldu. Şimdi geriye dönüp soğukkanlı bir değerlendirme yapabiliriz. Davos'u konuşacağız. Soğukkanlı bir değerlendirme yapacağız bu akşam tarafsız bölgede. Ben hemen konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Yalçın Doğan bizlerle. Yalçın Doğan hoş geldiniz. Merhaba. Ceyda Karan hoş geldiniz. Merhaba. Ceyda Hanım siz de merhaba. Radikal Gazetesi'nden. Kadri Gürsel bizlerle. Kadri Gürsel Milliyet Gazetesi yazarı. Kadri Gürsel ilk etapta itiraz edenlerden değil mi? İtiraz ettiniz. Evet, hala da itiraz. Hala itiraz ediyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın çıkışına. Konuşacağız nedenlerini. Tabii. Bir başka konuğumuz Ronnie Margulies yazar. Hoş geldiniz. Şair aynı zamanda. Ve aynı zamanda Yahudi asıllı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mecburen diyeceğiz. Mecburen diyeceğiz evet. Ronnie Margulies'in bir özelliği daha var. Yahudi asıllı. Ama İsrail'in politikalarına da şiddetle karşı. Hı hı. Bunu da diyebilir miyiz? Bunu özellikle diyebiliriz. Özellikle diyeceğiz. Peki. Size de hoş geldiniz diyorum tekrar. Yiğit Bulut bizlerle. Yiğit Bulut Vatan Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz siz de. Siz de AKP politikalarını şiddetle eleştiren isimlerin en başında geliyorsunuz. Ama bu çıkışı, Davos çıkışını başbakanın benimsediniz. Evet. Helal olsun Başbakan sana diye de yazı yazdınız. Evet, bir başlık daha vardı orma ama diye biten. Helal olsun ama iki başlıklıydı o yazı. İki başlıklıydı olsun evet, ama kısmını tartışacağız. Yani helal olsun dediniz. Tabii hala diyorum. Hala diyorsun. Hoş geldiniz siz de merhaba. Nuray Mert bizlerle Radikal Gazetesi yazarı. Hürriyet. Artık aynı zamanda Hürriyet yazarı diyebiliriz. Hoş geldiniz siz de Nuray Mert. Ve CNN Türk Dış Politika Danışmanı, Diplomasi Danışmanı Yalım Eralp Bey bizlerle. Yalım Eralp siz de hoş geldiniz. Önce ben Yalım Eralp'e bir şey sormak istiyorum. Monşer misiniz siz? Bu monşer tanımına şimdi giriyor monşer, musunuz? Yani Fransızca azizim Türkçesi. Eğer bu zevkine düşkün, iş yapmayan şeklinde kullanılıyorsa şiddetle kınıyorum. Ben hayatım boyunca 6'da kalktım. Bir araba şehit diplomat verilmiştir. Diplomatlar hükümetlerin talimatları neyse onu yaparlar. Şimdi bu konuşmaları yapanlar aynı derecede talimat versinler, özellikle Birleşmiş Milletler'de versinler ve oradaki diplomatlarımız da aslanın midesinden hakkımızı çıkarsın. Talimatı vereceksin, öyle isteyeceksin yoksa... Diplomat bürokrattır diyorsun. Bürokrattır. Daima talimata uygun hareket eder, uygun. Talimatını uygun bulmazsa ne yapar? Birçok diplomat emekliliğini istemiştir. Bunlar arasında ben de var. Yani monşerden kasıt galiba biraz böyle uyumlu olmaya gayret eden, tavır koymayan, tutum almayan diplomatları kastediyor galiba. Eğer öyle kastediliyorsa yanlış. Yanlış. Monşer oradan gelmiyor. Yani şu anı söyleyeyim. Alafrangalık da var. Öyle ağır laflar söyleyen. Ama hani o alafrangalıkla birlikte. Hayır hayır Tayyip Bey'in onu kullanma gerekçesi işte böyle Türkiye'de bir kesim vardır. Hariciye bürokrasi de buna dahildir. Halkından yabancılaşmıştır, alafrangadır. Zaten halkın hiçbir derdi de onları ilgilendirmez. Onlar kendi alemlerindedir. Yanılıyor muyum? O manada. Şimdi şu yani dışarı bürokrasisine de sıklıkla öyle gönderme yapıyor. Doğru. Daha önce şu var yaptı. Diplomat kelimelerine dikkat eder. Aslında diplomatlarla siyasilerin buluşmaları gereken bir ortak nokta var. Her ikisi de ağzına ve aklına geleni her yerde söyleme lüksüne sahip değildir.
Peki. Yalım Erat, konuşacağız bunları da belki. Ama önce bir hafta sonra, aradan bunca zaman geçtikten sonra ne tür bir değerlendirme yapılıyor? Ben Kadir Gürsel'le başlamak istiyorum. Ne diyorsunuz sizin? Yani bu olaya bakış açınızı böyle 3-5 cümleyle özetlemek gerekirse Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İki boyutu var. Birincisi hükümetin Orta Doğu politikası. Buna bir politika denir mi denmez mi, ayrı bir tartışma konusu. Ancak biraz teorik olacak belki ama şimdi bunu söylemek zorundayım. Deniyor ki işte biz artık öncelikleri olan bir dış politikayı bıraktık veya aynı anda birçok önceliği olan bir dış politikaya geçtik. Orta Doğu boyutuyla Batı AB boyutu birbirini destekleyecektir. Şimdi ben bunu şöyle okuyorum. Ki hükümetin de 2005'ten beri sürdürdüğü icraat bunu ortaya koymakta dışarıda. Bizim için artık Avrupa Birliği perspektifi öncelik değildir. Biz merkez ülkeyiz. Dolayısıyla bu boyuta öncelik artık vermiyoruz. Bir eleştiriniz bu. Tabii bir eleştirim bu. Şimdi ama ben bunun ötesinde özel yani bunu, duruma... Tamam, bir cümle daha edeceğim. Bunun ötesinde ise hükümet iştiyakla büyük bir heyecanla Orta Doğu'ya ağırlık vermiş görünüyor. O konuda sarf ettikleri duygusal enerji, zaman ve diplomatik enerji Avrupa Birliği konusunda hem içte hem dışarıda sarf ettikleri enerjinin kat kat üstünde, öyle görünüyor. Şimdi bu da tabii Türkiye'yi tarihi hedefinden saptıran bir gelişme. Ben burada bir itiraz noktam var, bu bir. Çünkü ben Türkiye'nin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu ve Avrupa perspektifinin sürdürülmesi ve buna öncelik verilmesi gerektiğini savunanlardan. Oradaki itiraz noktam da şu. Davos'taki. Şimdi bir konuşmanın içeriği. Şimdi hükümetin bu Gazze krizinden önce de sonra da, yani 27 Aralık'tan önce de sonra da 2008'de itina ve büyük bir başarıyla oluşturduğu arabuluculuk pozisyonunu tahrikkar şekilde Hamas ile mesafeyi koruyamadan bu örgütün sözcülüğüne ve hamiliğine soyunduğu, avukatlığını üstlendiği gibi bir izlenim var ve veriliyor bu. Bunun devamıdır Davos'ta yaşadıklarımız. Yani, yaptığı konuşma da odur. Hamas'ın avukatlığı görüntüsünü sürdürdü. Evet, Davos'taki konuşma, ilk konuşma. Yani başbakanımızın yaptığı konuşma. 15-16 dakika. Perez'den önceki konuşma. Üslup olarak ise üsluba da itirazım var. İtiraz hakkı doğduğunu, cevap hakkı doğduğunu düşünüyor idiyse bunu daha düzgün, daha diplomatik üsluba ve tavır ve davranışa uygun şekilde diplomatik zekasını, bilgisini ve becerisine müracaat ederek verebilirdi. Bunu yani siz hem yerine, üsluba itiraz ediyorsunuz, hem içeriye de itiraz hem Türkiye'nin bu politikalar doğrultusunda yöneldiği yeni duruma itiraz ediyorsunuz. AB perspektifinin kaybolduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Bir cümle daha. Türkiye İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu ve korkunç acılara ve kıyıma yol açan operasyonu kınamalıdır. Her platformda kınamalıdır. Bunun insani boyutunu her planda öne çıkarmalıdır. Ama bunun karşılığında bunu ağır bir siyasi bedel ödeyerek yapmamalıdır. Bu benim düşüncem. Ronnie Margulies. Benim bir dizi sorunum var söylenenlerle. Birincisi, Türkiye'nin tarihi hedefi kavramı çok sorumlu bir kavram bence. Bu hedefi kim saptamış? Ben şöyle okuyorum. AKP hükümeti iktidara geldiğinden beri, hatta Refah Partisi 97 yılında iktidara geldiğinden beri aynı sorunu yaşıyoruz. Bu memleketin bir kesimi bir hedef saptamış. Bu sadece Avrupa değil üstelik. Çeşitlendirmek mümkün bunu. Ama Avrupalılaşmak, Batılılaşmak şeklinde özetlenebilir. Bu bir kesim bugüne kadar, 10 sene öncesine kadar da bu memleketi yönetmiş. Ama gel diyor ki bu memleketin %47'si
ki ben tahmin ediyorum burada çok kişinin pek beğenmediği, benim de beğenmediğim bir hükümete oy verdi. Araya girmeye çalıştım. Çok özür dilerim. Şu mikrofonda bir problem varmış. Yukarıdan uyarıyor arkadaşlarımız. Biraz şöyle çektiğimiz zaman sanıyorum düzelecek. Şimdi evet. Oluyor mu? Tamam, şimdi tamam. Gayet iyi. Bu memleketin seçmenlerinin %47'si bir hükümete oy vermiş. Bu hükümetin örneğin Orta Doğu'yu daha ciddiye alma niyeti olduğunu bilerek, örneğin Avrupa Birliği konusunda belki o sözünü ettiğimiz kesim kadar niyetli olmadığını bilerek. Burada o zaman ben bu hedefi saptadım, %47 başka birine oy verdi ama bu hedeften sapılıyor demek bence sorunlu. Demokrasi açısından sorunlu. Peki Davos açısından? Şimdi bak, ona geleceğim. İkincisi de şu, bir başbakanın görevi nedir? Belki benim bir farkım var başka konuklarımızdan. Ben dünyaya Türkiye'nin devletinin çıkarları gözüyle o açıdan bakmıyorum. Başka herhangi bir devletin çıkarları açısından da bakmıyorum. Dolayısıyla bence bir başbakanın görevi kendisini seçen insanları ve daha geniş bir anlamda toplumdaki kamuoyunu yansıtmaktır. Bunu yapmıştır başbakan. Yani kamuoyunun görüşünü mü yansıtmış? Hiç kuşkum yok. Herhalde hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Peki. Çünkü bir cümle daha söyleyeyim. Bence Erdoğan'ın Davos'ta yaptıklarını televizyonda izlediği zaman bu ülkenin nüfusunun ezici çoğunluğu onun yanında olmuş. Müthiş sevinmiştir. Yüreğinin yağları erimiştir. Peki İsrail Cumhurbaşkanı'na siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz demesi. Doğrudur. Nasıl yani? Doğrudur. Daha yeni 2 hafta önce 1300 kişiyi öldürdüler. Nedir burada sorun? Öldürmediler. Nuray Mert. Yani diplomatik alanlarda söylenmez diyorsanız ben dünyaya öyle bakmıyorum. Söylenir diyorsunuz. Söylenir. Dünyaya öyle bakmıyor. Söylenmesi doğrudur. Ben de bakmıyor olabilirim. Yani Ron de bakmıyor olabilir. Ben de bakmıyor olabilirim. Bir devletin çıkarlarını aldırmıyor olabiliriz. Ama bir başbakanın da bizim gibi, yani da Ronnie gibi, kendini tarif ettiği şekilde Ronnie gibi davranmasını bekleyemeyiz. Niye? Ve Türkiye'de veya bir toplumda %47 neyi istiyorsa ve hassasiyetleri neredeyse öyle davranmasını bekleyemeyiz. O demokrasinin çok dar bir tarifi olur. Bakın, yani devlet ve toplum arasında çok kalın bir çizgi çekildi son zamanlarda ve demokrasi tarifi hep hani devlet var, o böyle yakıcı yıkıcı falan bir şey ve zaten toplumundan uzaklaşmış. O nasıl bir şeyse soyut falan, hiç toplumla alakası yok. Bir de toplum var. Tabi yani demokratsak toplum ne istiyorsa o yapılacak falan. Şimdi takdir edersiniz ki yani rigid devlet yapıları, ideolojileri falan bunları eleştirmek, demokratikleştirmek toplumları o başka bir şey. Ama takdir edersiniz ki hiçbir toplum bütün temelden bütün varsayımlarını, yani hem sistemine ilişkin varsayımlarını hem dünya üzerindeki yerini tarif etme açısından temel varsayımlarını 4 senede 5 senede bir neyse artık seçim süresi sürekli sınayamaz. Yani hiçbir toplum, hiçbir demokrasi böyle bir sınava tabi tutulamaz. O yüzden de bütün ülkelerin ister istemez bir rejim tarifleri var, değil mi? Ha, bizim demokratik açıdan ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu tarif çok katı, biz bunu esnetelim. Ama teklif edilmesi bile söz konusu olmayan şeyler var, anayasa maddeleri var. Ne yapıyoruz? Teklif edemiyoruz. Yani devrim gerekiyor bunları değiştirmek için. Şimdi dış politika konuları böyle değil ama bakın dış politika konusu da yani bir toplumun bir oryantasyonu var. Bir temel kabuller var. Ben Avrupa Birliği'ne falan girmeyeceğim. Ben üstelik Avrupa Birliği'ne karşı biriyim. O başka bir şey. Ama gelen iktidar, işte o da iktidara gelir. Kafasına göre şunu yapar, bu iktidara gelir kafasına göre bunu yaparın. Çok da bir noktadan sonra izah edilir bir tarafı yok. Ama kafasına olmaz. Göre yapmıyor, şimdi, toplumun hayır, görüşlerini tamam, yansıttı. Toplumun diyelim ki toplumun bir kısmı İsrail denize dökülmelidir dendiğinde bayılıyor, ayılıyor yani mesela. Abdülhamid Necat bunu söylediğinde eminim ki Türkiye'de yani televizyondan bunu duyduğunda helal olsun, keşke bizimkiler de söylesin diyebilecek bir kesim var. Şimdi hal böyle diye. Ve hasbelkader de diyelim bunların desteklediği insan iktidar oldu. Yani Türkiye'nin İsrail'le, şimdi bunları hiç savunduğumdan falan değil bakın. Ama yani temel bir takım şeyler var ve bunları her iktidar döneminde değiştiremezsiniz. Şimdi meşru kabul ettiğiniz bir ülke etmeyebilirsiniz. Siz de İran, eskiden daha önce olduğu gibi Libya gibi sistem dışı
bir ülke olarak yaşayabilirsiniz. Böyle bir seçiminiz var. Madem böyle bir seçim yapmamışsınız, sistem içi bir aktör olarak var oluyorsunuz yeryüzünde ve bir iktidar olarak da biz yani böyle geldik ama aslında bu sistemi de çok beğenmiyoruz. Bunun dışında davranmak istiyoruz filan dememişsiniz. Sistem içerisinde davranıyorsunuz. O zaman o sistem içerisinde yani hangi çerçeve tanımlanmış, çerçevede tanımlanmışsa ilişkileriniz o devam eder. Zaten kimsenin de itiraz ettiği yok gördüğüm kadarıyla. Peki. Yani bir dakika. Yani İsrail'le ilişkileriniz varsa, İsrail'i meşru bir devlet olarak kabul ediyorsanız bugünden yarına ne yapalım halkımız da böyle istiyor. Bak gözleri yaşarıyor bunu dediğim zaman diye kalkıp siz insan öldürmeyi iyi biliyorsunuz diyemezsiniz. Bakın yani bu bütün Gazze'de olanlara ne kadar üzülüyor olursak olalım, şahıs olarak İsrail politikalarına ne kadar sonuna kadar karşı olursak olalım, asimetri ben sürekli bunu yazan biriyim. Yani Filistin-İsrail meselesine ne kadar asimetrik bir tablonun olduğu, uluslararası kuruluşların ne kadar ikiyüzlü davranışlar içerisinde ve yaptırımlar içerisinde olduğu. Bu başka bir şey. Davos'takinin bir siyasi skandal olduğunu tespit etmek başka bir şey. Bu siyasi bir skandal. Bir dakika. Yani bütün bu da benim düşündüklerimden, benim kanaatlerimden, benim kalbimin nereye yattığından bağımsız olarak buna kılıf bulmaya çalışmayalım. Davos'ta siyasi skandal olan şey nedir? Şuydu. Skandala bakın, kim yol açmıştır? Skandal olan şey dost ve müttefik gibi abartmanıza gerek yok. Birbirini meşru kabul eden iki ülke arasında, iki siyasi lider arasında çok ağır bir tartışmanın gelip birinin diğerine siz adam öldürmeyi çok iyi biliyorsunuz demesidir. Yani başbakanımız. Bu bir skandal mıdır? Bu bir skandaldır. Yani sonuçlarına ayrı. Yani sonuçları iyi mi olur, kötü mü olur? Bence yani çok vahim sonuçlar olacağını düşünmüyorum. Öyle işaretler de almıyoruz. Bir sürü insanın da içinin ferahladığını biliyorum. Bize yabancı Arap ülkelerinden, başka yabancı ülkelerden arkadaşlarımız işte beni herkes görüyor, Türk olmakla iftihar ediyor olmasın falan diyor. Böyle bir hava var. Bu ayrı bir şey. Ama yani itiraf edelim bu sahne bir skandaldır. Roni bir cevap verecek misiniz yoksa? Skandal olmadığı şuradan belli. Adam sonra telefon etti, özür diledi. İsrail Cumhurbaşkanı. Özür dilemedi, yanlış bilgiye sahip. O regret. Üzülüyorum dedi, her neyse. I'm sorry. Durum için üzgünüm dedi. Tamam, fark etmez. Ama niye öbürü aramadı o arada? Bir skandal oldu. O siyasi dengelerden dolayı öyle. Onlara bu geliriz. Kamu diplomasi skandalının iki ilişkilere zarar vermesini istemiyor İsrail. O yüzden aradı. Evet yani işlerine gelmiyor. Sonuçlarına gelmiyor. Sonuçlarına gelmiyor. Bu kadar zarar olmadı anlamına gelmez. Tabii. Peki. Yalçın Doğan'la devam edelim sonra Yiğit Bulut'a. Ben kaygılıyım. Eğer dışarıdan bir insan, hiç bu olayları bilmeyen birisi böyle gökten zembille Türkiye'ye inse ve bu Davos'taki konuşmayı izlese galiba Türkiye ile İsrail savaşa giriyor ya da girmek üzere falan diyecek. Yalnız ondan önce buradaki yöntemle ilgili bir itirazım var. Biz doğrudan Davos'ta o öyle dedi böyle dedi haklı mıydı haksız mıydı girdik. Ama yöntem açısından şunu söylemek gerekir önce. Öyle hayır, girmedik. Hayır. Yani, Kadri Bey çok yönelim açısından. Ama yani birdenbire böyle Davos'ta genel... şu oldu bu oldu doğru muydu yeri miydi? Ondan önce neden böyle davrandı? Şimdi aşağı yukarı 40-50 yıldır Filistin-İsrail sorunu var. Gelmiş geçmiş bütün iktidarlar da bu sorunla şu ya da bu biçimde ilgilendiler. Ben ilk defa Gazze'nin Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline geldiğini görüyorum. Ve bu sorun hepimizin canına, kanına falan böyle işlemiş vaziyette. Sokaklara dökülüyoruz vesaire falan. Peki neden bu böyle oldu? Tayyip Erdoğan neden böyle yapıyor? Bunun tarihte çok başka bir örneğinden yola çıkacağım ve sonra bağlayacağım. Galiba 88 yılıydı. İki Almanya'nın birleşmesi söz konusu. Roma'da bir toplantı. İtalyan çıktı. İtalyan Dışişleri Bakanı çıktı. Bunlar birleşmeli, birleşmemeli diye nutuk atıyor. Gençler dönemin Dışişleri Bakanı Alman döndü dedi ki ya Ferdinand mı deniydi adamın için? Ya sen bu oyunda yoksun ki ne diyorsun sen dedi. Onu düşürdü oyundan. İsrail Türkiye'yi iki defa düşürdü oyundan. Bunun tepkisi bu. Yani biz bu oyunda yokuz ve niçin? Hayır, İsrail düşürdü. İki defa düşürdü. Birincisi 2005'te, ikincisi de bir ay kadar önce falan. Nasıl düşürdü yani? Söyleyeceğim şimdi. 2005'te düşürdüğünde ben de tanık oldum. Önce Kudüs'e gittik Tayyip Erdoğan'la. Arkasından ertesi gün Filistin tarafına gittik. Ramallah'ta Mahmut Abbas'la görüşecek. Sharon'da o sırada İsrail başbakanı. Basın toplantısında ben arabuluculuk yapmak istiyorum dedi.
Tayyip Erdoğan. Aradan yarım saat geçti. Basın toplantısı devam ediyor. İsrail Dışişleri. Hepimiz Kudüs'teyiz. Basın toplantısı devam ediyor. Açıklama yaptı. Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok dedi. Yetmedi. Ertesi gün Mahmut Abbas'la görüşüyor. Filistin tarafına geçtik. Basın toplantısı yapılıyor. İkili. Görüşmüşler. Çıkmışlar dışarı. Ben arabulucu olmak istiyorum diyor Tayyip Erdoğan. Mahmut Abbas bizim buna ihtiyacımız yok dedi. Bu çok vahim bir şey. Hem o taraf hem bu taraf. Birisi yırtınıyor ben arabulucu olayım. Niye yırtınıyor ben arabulucu olayım diye. Yani içerideki iktidar ona yetmiyor. Orta Doğu'da önemli bir lider. Dünyada Nobel Barış Ödülü falan. İnsanların tabii siyasi ihtiraslarının sonu yok. O ayrı mesele de. Yani sınır da tanımıyor bu ihtiraslar. Ve öyle. Ben tepiniyor ben arabulucu olacağım diye resmen tepiniyor. Adamlar yok sen yoksun diyorlar. Birinci defa orada düşürdüler. İkincisi de bir ay kadar önce Şermen Şeyh'te Mısır'ın kendinde mübarek bütün liderleri topladı. Abdullah Gül de gitti. Toplantı bütün Arap ülkelerini topladı. Toplantıdan sonra İsrail oradaki liderleri Kudüs'e davet etti. Kim hariç? Abdullah Gül hariç. Ama orada Suriye-İsrail görüşmelerini unutuyorsunuz. Dolaylı. Orada bir dakika. Ondan önce de oraya da geleceğim. Gazze problemi çıktığı zaman, savaş başladığı zaman Tayyip Erdoğan bölge turuna çıktı. Ruslarla Gürcüler kavga ediyor, savaşıyor, Kafkaslara gidiyor. Oradaki problemi çözecek. Bunlar arasında savaşlar. O zaman buradaki problemi çözmek için Şam'a gitti, Suudi Arabistan'a gitti, Ürdün'e gitti, Mısır'a gitti, İsrail'e gitmedi. Taraf, arabulucu olacaksın, en büyük taraf, savaşan taraf oraya gitmiyorsun. Ya da gidemiyorsun bilmiyorum. Suriye'yle ama orada ilgili açıklamanızı ben hala bekliyorum. Suriye, İsrail dolaylı görüşmelerinde arabuluculuğunu nasıl yorumluyorsunuz bu çerçevede? Ama konu artık Suriye, İsrail'i aşmış vaziyette. Olay yani bambaşka bir nokta. 2005'ten başlattınız da. Hayır olay şimdi. O arada tamam, böyle bir gitti. Şey oldu. Yani hakemliği kabul edildiği alanlar oldu. Oraya hakemliği çok fazla kabul edilseydi. Ama belki o çok de önemli bir aşamaydı. Ama buraya gelmezdi o zaman iş. Bu noktaya gelmezdi, bu aşamaya yani, gelmezdi. Yalpaladı diyelim ama hayır. O yani çizdiğiniz tabloda tutarlı. Bence çok tutarlı çünkü bir şey göremiyorum ben. Nerede bir problem çizgi olsa, görmüyorum. Nerede bir problem olsa ben işte Gürcistan meselesinde olduğu gibi Kafkaslarla Rusya arasında ben arabulucu olacağım diyor ve gidiyor. Ve oyundan iki defa bence düştü. Her ne kadar İsrail Şam arasında gidip geldiyse de düştü. Yalçın şimdi bu o hırsla hazırlıklı olarak Davos'a gitti. Ve o planlanmış bir toplantı. Hiç kesin yani siz skandal dediniz. O bence o skandalın böyle bir planlı bir skandal hatta. Nasıl hazır bir plan olabilir? Can Dündar'ın yani, yazdığı gibi mi? Kimin ne yazdığını bugün bilmiyorum yazmış. Yani. Yok o yani öyle bir şey bilmiyorum yani. Kimin Can ne yazdığı, Dündar o öfkenin birini planlı olduğunu yazmadı. Can Dündar Türk tarafının istediğini bu toplantıyı yazdı. Evet onu biliyoruz. Bunu istemiş ve görüşlerini seslendirmek istemiş. Olabilirler bunu, bu doğal bir anlaşma. Bu planlı diyenler var. Bunun, şimdi bu planlı meselesi önemli. Bunu, neye dayandırıyoruz? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir tamamlayayım da. Çok özür dilerim. Kıpkırmızı oldu Tayyip Bey. Artık bu da mı planlıydı? Evet yani o kadar da. Kıpkırmızı oldu. Yani patlayacak gibi oldu. Bu öfke. Onu da yazarlar yakında. İlaç aldı. Nasıl planlı olmuş olabilir? Evet, benim aklım ermiyor. Orada duruyorum ben. Popülist açıdan onu tetikleyen biraz belki garip gelecek ama Saadet Partisi'nin Çağlayan mitingi oldu. İlk defa Saadet Partisi'nin Çağlayan mitingi. Saadet Partisi bugün ne ifade eder, hiç yüzde şey kaç oyu vardır yani vesaire falan. Ama ilk oradaki mitingde böyle bu anlamda bir kamuoyu oluştu her şeye rağmen. Saadet peki, Partisi'nin oyuna rağmen. Siz de biliyorsunuz ki Saadet Partisi mitingine giden bir sürü AKP'li vardı. Olabilir. Yani onlar düzenleyebildiği için. Genel Başkan değişti orada ama yani. Hayır. Orada bir oraya taban giderler, oluştu. Biz Türkiye'deki o seçmen davranışını siz de biliyorsunuz. Gidecek yani o mitinge giderler, coşarlar Gazze için o seçmen. Ondan sonra belediye seçiminde gider AKP'ye oraya. Oradaki yani seçmen, AKP'liler hayır, de biliyorlar. Oradaki seçmen gidecek AKP'ye oy verecek falan demedim, öyle bir şey demedim. Ben diyorum. Siz diyorsunuz. Yani bu yanlış hesap olur. Yani Saadet Partisi ne kadar yükselecek. Hayır, başka bir şey söylüyorum. Bir puan falan. Bir dakika, yanlış anlama belki var galiba. Belki Tayyip Erdoğan bile şey fırsat söylüyorum bulsa. Ama onlar bir şey oldu demiyor musunuz? Popülist bir temelin oluşmakta olduğunu o mitingde gördü diyorum. Oradaki oya tahvil olacak orada, öyle bir şey değil mi? Peki bu konu üzerinden diyorsun. Ama bakın yani bir şey gözden kaçırıyorsunuz. Çok önemli. Şimdi Ronnie Bey'in söylediği bir şey çok tehlikeli. Dedi ki halk böyle istiyor dedi. İsrail halkı da %93 ile harbi istedi. O da yaptı. Ama iyi mi yaptı? Şimdi bakın benim yaşım müsait. Ben bunu gördüm.
1967 yılında Halk Nasır'ı itti. Birleşmiş Milletler askerlerini Sina'dan çek dedi. Akabe Körfezi'ni kapa dedi, kapadı. 6 gün harbi böyle oldu. Halkı sokağa kolay çıkarırsınız. Sonra içeri zor sokarsınız. Şimdi AKP seçim kampanyası yaparken, ey halk bana oy verecekseniz biliniz ki Orta Doğu benim önceliğimdir demedi ki. Ronnie Bey dediği söyledi. Gibi tam Avrupa tersini Birliği. Söyledi. Avrupa yani Birliği dedi. Dolayısıyla %47 Orta Doğu politikasına öncelik verin diye rey vermedi. İkinci seçimde söyledi aslında. Peki. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Dikkatinizi çekiyor mu? Türkiye bir Norveç değil. Bir araba sorunları, ihtilafları var. Biz bütün sorunlarımızı halletmeyi bıraktık. Başkalarının sorunlarını halledip kendi sorunumuz haline getirdik. Burada bir ironi görmüyor musunuz? Peki. Yiğit Bulut, görüyor musunuz? Bu Yalçın Doğan da söyledi aynısını. Yani şimdi, bizim bir sürü sorunumuz var. Gazze bizim temel meselemiz mi? En öncelikli meselemiz mi? Ne diyorsunuz bu konularda? Ona bakarsanız Kore Amerika'nın meselesi mi? Değil ama baktığınız zaman büyük olma iddiasındaysanız Gazze sizin meseleniz. Çünkü Türkiye'nin bugün bir büyük olma iddiası var mı yok mu bunu tartışmak gerekiyor. Yani siz Avrupa Birliği'nin peşine ben takıldım. Olmayan bir Avrupa Birliği projesi peşinde Kıbrıs'ı da veririm, Güneydoğu'u da veririm. Kürtleri azınlık yaparım, Alevileri de azınlık diye tanımlarım. İtalya'nın ve Fransa'nın imzalamadığı minorite anlaşmalarını yani azınlık anlaşmalarını imzalarım diyorsanız Avrupa Birliği peşinde daha yıllar boyu koşarsınız. Ama ben Orta Doğu'da lider ülkeyim diyorsanız Gazze bizim sorunumuzdur, Filistin bizim sorunumuzdur. Şimdi bir cümle kullanıldı, bazı insanların içine su serpildi diye. Ben şunu düşünüyorum, İsrail'in Türkiye'ye ne yararı var? Yani kimse yanlış anlamasın, ben İsrail'i çok severim, turistik olarak giderim, gezerim. Özellikle bir sempatim vardır ama 1948'e kadar İsrail yok zaten baktığınız zaman. 1948'den sonraya bakıyoruz. Yani bugün Türkiye'nin İsrail'e değil, İsrail'in Orta Doğu'da tutunmak için Türkiye'ye ihtiyacı var. Arapların arasında kalmış bir ülke. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin rolünü, tarihi rolünü de çok iyi irdelemek ve anlamak gerekiyor. Avrupa Birliği projesi mesela, oradan tek tek hızlı hızlı gideyim. Bana göre bir Avrupa Birliği projesi yok Türkiye için. Yani böyle bir adaylık, böyle bir üyelik yok. Bunu Türkiye'de Entel takımı çok iyi bilir. Monşer takımı da çok iyi bilir. Okuyan yazan da çok iyi bilir. Yani ben Tayyip Erdoğan söylediği gibi tırnak içinde Monşer diyorum. Avrupa Birliği müzakereleri Türkiye 2009'da verilen tarih doldu. Veya doluyor birkaç ay sonra. Eğer Türkiye Kıbrıs Rum kesimini Cyprus Republic yani Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tescil etmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmezse müzakereler zaten askıya alınıyor. Şimdi siz getirmişsiniz. Siz başvuru yaptığınızda olmayan bir Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak içeride tanımak zorunda kalmışsınız. Avrupa Birliği ile müzakere ediyorum diyorsunuz ama aslında ilerleyen hiçbir şey ama yok. Ama konumuz Avrupa Birliği. Hayır, şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu halk bu Avrupa Birliği projesinin peşinde o kadar çok koşturuldu ki hatırlayın Ecevit Helsinki'den bildirdi. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye oluyor. O günkü manşetler. 57. hükümetin manşetleri. Şimdi hiçbir şey değişmedi o günden bugüne. Baktığınız zaman Türk halkının bir gerçek projeye, bir çıkışa ihtiyacı vardı. Şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı en çok eleştiren insanlardan biri benim. Siz de söylediniz. Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği katılım anlaşmasını Papa 1. İnosan heykelinin altında imzaladı. Türk tarihinde 2000 yıl, 5000 yıl, 10.000 yıl geri gidin. Hiçbir Türk lideri böyle bir anlaşmayı böyle bir figürün altında imzalamadı. Yani coexistence, bir beraber olma fikri var, bir karşı olma fikri var. Hristiyan dünyası ve Avrupa Birliği Müslüman ve Türk dünyasının karşıt olarak karşısında durabilecek bir birlik. Dolayısıyla böyle bir figürün altında o anlaşmayı bir tek Tayyip Erdoğan imzaladı. Şimdi bunu söyleyen, bunu eleştiren biri olarak diyorum ki buradaki çıkışı bence çok doğrudur. Neden? Çünkü orada kendisine dikkat ederseniz o şahıs, Peres döndü, koltuğuna böyle abandı ve sesini yükselterek bağırdı ve son cümlesinde şunu söyledi. Sen şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi de bu işi bilmezsin dedi. Şimdi bu bir. İkincisi, yanında oturan şahıs, şimdi ben devamlı elimi böyle itsem, devamlı şarj etsem, sus desem, o ülkenin başbakanı, yani siz ister Tayyip Erdoğan olsun, isterse şuradan yoldan geçen biri seçilsin, o ülkenin başbakanı, Washington Post'un bir köşe yazarı, Washington Post'un kendisi olsa öyle eliyle şarj yapamaz. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıdır. Ha bugün siz bu programa çağırsanız, Tayyip Erdoğan'a yine şarj yapsanız yine aynı şeyi söylerim. Dokunamazsınız. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıdır. Eliyle, bunlar niye Gazze'yi bu kadar cansiperane bir biçimde savunuyor? Bunu anlatmıyor bana sizin söyledikleriniz. Hayır, bakın şimdi insan faktörünü ben anlatıyorum. İnsan faktörünü anlatıyorum. İnsan faktörünü. Siz bir insana devamlı şarj ederseniz o kızmaya başlayabilir orada. Bu bir. İkincisi, orada bir çıkış gerekiyordu gerçekten. Çünkü tamam bu planlanmış dersiniz, kızdı dersiniz, oturumu Türkiye istedersiniz. Orada kendisine yüksek sesle yapılan o bağırmaya karşılık
ve o kişinin devamlı şarj etmesine karşılık o çıkışı yapması gayet insaniydi ve gayet doğaldı diyorum. Şunu da eklemek gerekiyor tabii. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz çünkü daha iyi tanıyorsunuz o bölgeyi, o kesimi. Tayyip Erdoğan burada bir Türklük reaksiyonu vermedi. Geçmişten getirdiği bir Müslüman kültüre dayanan bir reaksiyon verdi. Bunu da şimdi çok dürüstlükle itiraf etmek ve söylemek gerekiyor. Yani aynı şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret etseydi veya Türklüğe hakaret etseydi diyelim, belki aynı sert tepkiyi vermeyebilirdi ama orada eşi oturuyor. Eşi bu konuda çok duyarlı. Sürekli toplantı yapıyor. Devamlı televizyonlarda seyrediyoruz. Gözyaşı döküyor. Ama eşinin önünde hem şarj edip hem de ondan sonra bu konu hakkında böyle üstüne gelince bu tepkiyi vermesi gayet doğaldı. Bir Müslüman kültürden gelen bir tepkiydi. İkincisi, baktığınız zaman Türkiye bu konu hakkında çok son aylarda yıprandı. Örneğin Olmert buraya geldi. 5 saat Tayyip Erdoğan'la konuştular. Ertesi gün Gazze operasyonu başladı. Siz bir başbakanla 5 saat geçirip Türkiye'de bu konu hakkında hiç bilgi vermezseniz, ertesi gün onu Türkiye'de oyunda, dünya genelinde oyundan düşürürseniz Erdoğan'ın sinirlenmesi de gayet doğal. Yani Yiğit Bulut, siz bu konuda yazı yazdınız, bunları söylüyorsunuz. Bu zamana kadar sizin yazıp çizdikleriniz hep Tayyip Erdoğan karşıtı, AKP karşıtı fikirlerdi. Sizin fikirlerinizi beğenen, benimseyen okurlarınız, bu ulusalcı reflekslere sahip olan okurlarınız, bu yeni tutum karşısında Erdoğan'la ilgili bu fikirleri ortaya attığınızda size tepki gösteriyorlar mı? Tepkinin oranı nedir? Yüksek bir tepki mi? Şimdi söyler, şimdi ben ulusalcı değilim. Eğer bir şey söylemek gerekiyorsa bir kapak olarak milliyetçi diyebilirsiniz. Yani ulusalcılık... Neyse, o tanıma girmeyelim. Başka bir şey. Yani sizin okurlarınız şey. Dedim ben. Okurlardan tepki geliyor ama ben şunu söyleyeyim. Ben yine de bu fikrimin arkasındayım. Çok küçük bir örnek vereceğim. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Ben 9 yaşımdayken anneannem beni sigara içerken karanlık bir odada gördü. Hiç sesini çıkarmadı, hatta görmediğini iddia etti. Şimdi bir başlangıca ihtiyacımız var. Yani bir olayı olumlu taraftan yorumlamaya ihtiyaç var. Buradaki hareket de Türkiye, bakın 1997-2009 500 milyar dolar borç, iç artı dış özel sektör. Kıbrıs, Güneydoğu'da ciddi sorunlar var. Ekonominiz gümrük birliği altında ezilmiş bitmiş. Bütün kitler satılmış. Özel sektörün %70'i yabancıların eline geçmiş. Her yerde dayak yemişsiniz o son 12 yılda. Bu halkın bir çıkışa ihtiyacı var. Yani birinin hareketine ihtiyacı var. Aynı hareketi Deniz Baykal yapsa yine desteklerdim. Aynı hareketi Necmettin Erbakan yapsa yine desteklerdim. Bu dediğimiz tablonun sorumlusu kim? %70'ini özel sektöre, bu dediğimiz tablonun sorumlusu 97'den 2009'a kadar bütün hükümetler. Ekonomi programı yapıyorsunuz. Bankaların %45'i ya da daha fazlası, özel sektörün bu kadarı. 5-6 yıldır bu tabloyu bu hale getiren, bu sonuçları yaratan ki... Bakın bu tablo 5-6, yani bir dakika. 5-6 yılda olmadı. 97-2009 dedim söylerken. Son 6 yılda aldığımız yola bakın, bir de ondan önce. Zaten Tayyip Erdoğan'ın kendisi de bunu söylüyor. Yani insanların bu çıkışa ihtiyacı var diyorsunuz. Biz mi yarattık bu çıkış ihtiyacını? Peki o zaman hiç böyle bir şey yapmadan bekleyelim, ezilelim, kartopu gibi büyüyelim. Ben ezilelim, büzülelim falan söylemiyorum. Bu çıkışa kimin ihtiyacı var? Türk halkının buna ihtiyacı var. Kim, Türk halkının neden bu hale kim getirdi? Yani onun bu kadar... Tayyip Erdoğan mı getirdi? Gündemin bir numaralı maddesi kriz. Tayyip Erdoğan mı getirdi? Tabii, büyük ölçüde o sorun. Yapmayın, 97-2009 dedim bakın. 57. hükümet Kemal Derviş'i çağırıp 15 günde 15 yasayı geçirmedi mi? IMF ve Dünya Bankası'nın istediği her türlü maddeye imza atmadı mı? 2001 programı, 2001 ekonomik programı Kemal Derviş'in programıydı. 2001 ekonomik programı Türkiye'nin kanunu hemen programıdır. İstiyorsanız anlatayım detayını. Güzel uyguladı. Bir Türkiye'nin bir numaralı gündemi ekonomik kriz. Bütün bunlar, bu anlattığınız olaylar, geldiğimiz nokta. İşte ihracat, belki bu sabah sizde programımız %28 Ocak ayı gerilemesi ihracatın. İşsizlik almış başını gitmiş. Enflasyon bugün biraz idare ediyor her şeye rağmen falan. Ama asıl işsizlik, üretim kaybı, ithalatta düşüş. Bütün bunları Tayyip Erdoğan mı yaptı? Ben mi yaptım? 6 yıldır ben mi iktidar? 2001'de farklı mıydı? 6 yıldan ibaret mi bu işler? 6 yıldır. 2001. Dakika. 2001'den sonra ne oldu? Türkiye hani dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. Bakın, vaat edilenin yapamaması başka Türkiye bir şey de hani olan biten her şey bu. 17. büyük ekonomisiydi. Peki. Ya şimdi bu Ceyda Karan'a dönelim. Ceyda Karan, sorun şu. Yani temel soru şu. Yalçın Doğan'ın başlattığı tartışma, onu sürdürelim. Diyor ki biz Gazze, bizi niye ilgilendiriyor? Kardeşim, bizim temel meselelerimiz var, krizimiz var. Gazze ile biz niye ilgileniyoruz? Bu başbakan niye bu kadar bu işe Meraklı. Gazze'de arsa almış. Şimdi Gazze ile tabii halkımız ilgileniyor. Yani başbakana ne hacet? Halkımız aslında bir şekilde yıllardır da ilgileniyor ama Gazze aslında Türkiye'nin coğrafyası. Şimdi ben yeniden bir uluslararası politikaya geri çekeceğim. Biraz iç politikaya daldı muhabbet ama yıllardır Türkiye burada, Soğuk Savaş'tan sonraki dönemi hatırlayın,
sıkışıp kalmış bir ülke ve arkasını Batı politikalarına tümüyle teslim olmuş vaziyette dayamış. Ve zaten AB projesi var. Halkın büyük çoğunluğunun yakın zamana kadar onayladığı bir proje bu. Sonuçlanmasa dahi bu süreçten Türkiye açısından faydalı sonuçlar, işte demokratik haklar, insan hakları vesaire bir sürü alanda faydalanacağını düşünen bir Türkiye portresi var. Fakat Bush yönetimi politikaları 2000'de devreye girdikten itibaren her şey bütün ivme aşağıya doğru geçiyor ve bölgede yeni bir denklem ortaya çıkıyor son 2-3 senedir. Şimdi bu denklemde Türkiye'nin yerini nasıl alacağı gibi bir sorun var ortada. Eskisi gibi sadece Amerikan politikalarının ya da Batı politikalarının, ki burada bence Avrupa politikaları ciddi açmazda, yani Orta Doğu'ya dair hiçbir soruna hiçbir yanıt veremeyen, hiçbir gık çıkartamayan bir açmazla karşı karşıyalar. Amerikan politikaları Bush yönetimi yüzünden sefil olmuş vaziyette, İran'ın etkisi artmış, Şii etkisine girmiş bir bölge var. Demokrasiden bahsettiler, Büyük Orta Doğu planı dediler, bilmem ne, hiçbir sonuç vermedi. Tam tersine hiçbir şekilde demokrasinin esamesinin okunmadığı ülkeler var, Batı'nın destekçisi görünen. Ve bir de Türkiye var. Bölgenin yüz akı bir ülke var. Şimdi bu ülkeden tabii ki dışarıdakiler kendi politikalarına destek bekleyecekler. Avrupalılar destek bekleyecekler. Ama bu ülke nerede duracak? Başka denklemler çünkü Rusya çıkıyor mesela ortaya. Kafkasya Savaşı yaşadık Ağustos'ta. Çok değil, 3-5 ay önce. Türkiye'nin tavrına dikkat ederseniz daha farklı bir tavırdı. Yani her şeyin göbeğinde, ortasında, coğrafi olarak, tarihsel olarak belli miraslar devralmış bir memleket var. Ve bu memleketin tümüyle Batı ne derse, rüzgar nereden eserse öyle davranması bekleniyor. Burada tuhaflık var. İç politik olarak ben bunu yorumlayamam açıkçası. Yani nelere yol açacağını, ne gibi sonuçlar olacağını da bilemiyorum. Ama tepeden, yukarıdan baktığım zaman başbakanın tavrını, Gazze politikası, Davos'tan bahsetmiyorum, aldığı tavrı anlayabilir. Tıpkı Kafkasya'da da anlayabildiğim gibi. Destekliyor musunuz? Efendim? Destekliyor musunuz? Şimdi açıkçası büyük ülke olma iddiası koyuyorsunuz. Ne kadar başarırlar, ne kadar hata yaparlar bu yolda bilmiyorum. Hatalar da olacaktır elbette. Yani her hatada da kendimize dönüp ay biz çok küçüğüz zaten, burnumuzdan büyük işlere kalkıştık falan demenin de bir alemi yok yani. Birazcık sakin olmak lazım. Şimdi ateşkesi sağladı sağlamadı tartışması yapılıyor, örnek veriyorum. Türkiye hiçbir şey başaramadı ki canım deniyor. Amerika 40 yıldır Orta Doğu'da arabuluculuk yapıyor. Ne oldu? Orta Doğu sorunu çözüldü mü? Koskoca Amerika. Ya bir dakika. Ben çözdüm demiyor. Bir dakika. Hayır, ben çözdüm deyip dememe meselesi değil bu. Tayyip Erdoğan diyor mu ben çözdüm? Bir dakika. Burada basit bir ateşkes var. Biz ikna ettik diyor ki doğru değil. Ettiler tabii sonuç itibariyle. Bir ateşkesin bir kanadı var. Bir tek Sayın Davutoğlu'ndan duyulmuş bir şeydir. Bu efendim dünyada... Sarkozy Davutoğlu'nu çağırdı Allah rızası için. Şimdi biz de izledik hep beraber olan bitenleri. O kadar basit değil yani. Sarkozy o kadar halledebiliyorduysa, Hamas tarafını ikna edebiliyorduysa da gitseydi oraya konuşsaydı. Hamas kaldı tarafı, değil, Fransız diplomatlar Şam'a gittiler, Hamas'la konuştular. Zaten ateşkese yani şimdi, yatkındı. Pardon, senatörler, iki tane senatör gitti. Yani biz bunları bilmiyoruz bu arada. Şimdi biliyoruz. Bizde şöyle algılanıyor. Biliyoruz diyor ama bunu tartışalım. Nasıl biliyoruz? Halk bilmiyor yani. Biliyoruz. Bakın, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi zaten mukadderdi. Başka tabii bir yolu yoktu, tabii kalmamıştı. Zaten İsrail'de Gazze kanadı kabul etti. Sonra mecbur kaldı Suriye kanadı siyasi kabul kanat, etmeye. Siyasi kanat, yani Suriye'nin avcundaki kanat kopuş olmasın diye buna razı olmak zorundaydı. Ve Obama'nın 20 Ocak'ta görevi devralmasından birkaç gün önce bunu yapmak lüzumunu da hissettiler. Bey, şöyle İsrail'in de Obama devralmadan önce bitireceği söyleniyordu zaten. Ayrıntıları bir tarafa bırakırsak. Türkiye'nin ateşkeste bir payı olmadı diyorsunuz siz. Davutoğlu'nun yaptığı çabanın da... Lütfen, payı olmadı demiyorum. Ne diyorsunuz? Payı vardır ancak Türkiye'nin ateşkesi Davutoğlu diplomasisinin Hamas'ı ateşkese biz ikna ettik deme hakkı yoktur. Anladım. Şimdi anladım. Evet. Şimdi ama Ceyda Karan da vardır diyor. Ben, çünkü o çabayı sarf ettiler diyor. Çok çok ciddi olabilir, çabalar sarf ettiğini biliyorum. Evet, yani sonuç aldılar diyor. Şimdi birbiriyle konuşmayan taraflardan bir tarafı ikna ettiler. Velhasıl buradan çıkıp da büyük sonuçlara, yani bunu da abartmamak gerekiyor. Ay Türkiye ateşkesi halletti, yaşasın bilmem ne gibi bir sonuç için söylemiyorum ben bunu. Ya da başkalarının dediği gibi Türkiye'de hiçbir şey halledemiyor canım. Ay işte burnumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz. Ne gerek var? Hiç uğraşmayalım. Bizim hiç ilgimiz yok buralarla zaten içinde. Çok bir doğru. İkisinin ortası yani, değil mi? İşte bir şey, bir tavrın olması. Şimdi burada farklı bir dış politik zemin yakalamaya çalışan bir hükümet var. Bunu başarır, başaramaz. Belli bir yere kadar mesela
ben de başbakanın orada çıkıp o cümleyi söylemesini tasvip etmiyor olabilirim. Ama orada kendisinde bir saldırı var alenen, kasten. Ayrıca onu bu komplo teorileri bu kadar yapılıyorsa hırsından işte İsrail oyundan düşürdü. Tamam haklısınız, birkaç kez başına işler geldi, gördük, hep beraber yaşadık ama komplo teorisini tersine çevirin. Gazze paneli mi istedi Erdoğan? Oyundan düşürmesi komplo teorisi mi? Hayır, oyundan düşürmesi hayır, değil. Şey siz diyor, diyorsunuz ya, planlı, oraya planlı gitti. Planlı o çıkışı yapmak için. O zaman tersine çevirelim canım. Yani İgnatius'u da madem böyle bir panel var, biz de bu adam zaten ateşli bir adam. İşte biliyorlardır muhtemelen. Biz de o zaman Şeron sen birazcık yüklenirsin. Ben en son sana söylüyorum. İkisi de elinde kağıtlar. Yani. Kime atıfta öyle bulunacağına dair kağıtlarla gelmiş. Hem Peres. Ama istasyonlar var. Peki, bir şey söyleyebilir, söyleyebilir miyim bu konuda Yalın Bey'e ilaveten? Şimdi planlı gelme konusu. Her ikisi. Şimdi Tayyip Bey'in metninde bir nokta var ki oldukça kışkırtıcı. Şimdi şeytanın avukatlığını yapmak adına konuşmuyorum ama kışkırtıcı bir nokta, o da şu. Biz Olmert'e teklif ettik. Elinizde bazı önemli Hamas mensupları var. Hükümet üyeleri, bunları bırakın dedik. Karşılığında Gilad Shalit'in ismini vermedi ama Gilad Shalit'in serbest bırakılması, o asker İsrailli. Mümkün kılabiliriz dedik. Olmert bize dedi ki mümkün değil, ben bunu Mahmut Abbas'a anlatamam. Mahmut Abbas kriz geçirir bize dedi. Şimdi bakın bu son derece gizli kalması gereken bir bilgi. Bunun böyle bir uluslararası forumda faş edilmesi bütün diplomatik teamüllere aykırı. Bunun ben Peres üzerinde de ciddi bir kışkırtıcı etki yapmış olduğuna kimse inanmıyorum. Kimse bizde gizli bilgi bu, vermez bundan. Bakın bunu. Bu çok ciddi bir peki, bir diplomasi abi. Suçudur. Hatasıdır. Suç demeyeyim de hatasıdır diyelim. Peki. Ama bazen ikisi yerde. Hayır çok şikayetçiyim yani, ben de onu tavsiye etmek istiyorum. Oluyor canım diyemezsiniz. Oluyor canım diyemezsiniz. Elinde orada bir metin var, bir şey var. Şu aradım Kondi'ye dedik ki yalan BM oldu, tasarısı geçmek onay vermeyin dedim dedi. Yani bu gitti bunu İsrail'de seçim kampanyasında söyledi. Sonra, Amerikalılar yalanladılar sonra. Koskoca Amerikan başkanının kendi hazırladıkları tasarıya çekimsel oy verdirdi. Başka bir şeyden bahsediyor. Bir dakika. Başka bir şeyden bahsediyor. Neden bu kadar Gazze ateşli taraftarı Tayyip Erdoğan? Onu bana ben onu açıklayabilirim Gazze, de söz bana gelince. Neden bu kadar Hamas taraftarı? Roni'ye soruyor. Hamas taraftarı değil aslında. Hamas taraftarı olmasının bir manası var tabii şimdi. Burada kimlikten de ayrı düşünmeyelim. Yani bundan da çekinmeyelim. Şimdi Hamas'a dönüp bir bakmak gerekiyor. Türk kamuoyu takılmış bir terörist deyip gidiyor yani. Ortada şimdi biraz bunu sorgulayalım bakalım. Yani oysa bütün seçimle gelmiş, efendim bakın bu süreç çok eski bir süreç yani. Peki, yeni bir şey değil. Şöyle yapalım. Kısa bir reklam arası verelim. Soruyu bir daha sorar mısınız? Neydi? Oysa seçimle mi gelmiş? Hayır. Hayır. Neden Hamas taraftar? Neden Hamas taraftar? Bu kadar ateşli. Neden Hamas? Neden Gazze? Neden Roni'ye soracağız. Roni Margulies'e, Nuray Mert'e. Ben ve çok kısa tamam, konuşurum. İlk aradan ben sonra. Ben de konuşmak istiyorum. Tamam. Aradan zaten sonra. Zaten bütün döneceğiz. Işte. Evet tekrar birlikteyiz. Tarafsız bölge devam ediyor. Yalçın bir daha o cümleyi alabilir miyiz lütfen? Neden Gazze bu kadar, neden Gazze ateşli taraftarı, neden Gazze bu kadar ön planda ve neden bu kadar Hamas? Hükümeti mi soruyorsunuz? Hükümeti artı Tayyip Erdoğan'ı tabii. Bu da oturumu belirleyen soru oldu. Neden? Bence öyle çok mi? Açık. Niye Hamas? Bence bunu konuşmalıyız. Yani. Ya, asıl açık konuşmamız açık gereken bu. Yok elini düzdü. Öteki moderatör bilmem ne yaptı. Devam edeceğiz. Yani bir değiştirelim. Ahmet Hakan. Hayır devam edelim. Pardon. Ahmet Hakan. Asıl yok, konuşmamız yok. Gereken bu. Yok moderatör elini uzattı. Perez böyle dedi. O yüzü morardı falan. Tamam, yani bütün tamam, bunlar konuşalım. Neden Hamas olduğu çok açık değil mi? İsrail bu savaşın bahanesi olarak Hamas'ı gösterdi. Ben Hamas'ı halledeceğim. Bana roket atıyor dedi. Bu savaşın nedeni değil ama İsrail'in öne sürdüğü bahane. İsrail karşısında Hamas güçleri vardı. Onlarla savaştı. Aslında çok daha geniş savaştı. Gazze'deki bütün Filistin halkına karşı savaştı. Ama karşısındaki silahlı güç Hamas'tı. Burada arabuluculuk yapmak isteyen herhangi bir kişi doğal olarak bu tarafta Hamas'la konuşacaktır. Başka kiminle konuşacaktır? Peki neden Gazze konusuna bu kadar duyarlı?
O sorunun cevabı. Konuştuk tamam, ya Müslüman köylerinden. Neden Gazze ben konusunda? Ben baştan söyledim. Ceyda Hanım da söyledi. Türkiye'de bu konu önemli bir konu. Neden? Ben de önemli çünkü buluyorum. Çünkü bakın demokrasiyle bizim ilgili bir şey bu. Çok özür diliyorum lafa giriyorum ama. Tabii. Şimdi bakın çok anormal işgal koşullarında hiç normal olmayan bir durumda Filistin halkına seçim dayatan Batı'ydı. Sandık kurulmasının sebebi Arafat'ın başbakan atamaya zorlanmasından tutun da diktatörlükle suçlanması vesaire. Geriye dönüp bir baktığınız zaman orada Filistin'de demokratik bir süreç başlatma kararı Batı'dan alındı. Ve bu demokratik sürecin sonucunda Hamas siyasi alana kayarak, yani o ana kadarki yardım örgütü vesaire, askeri kanat vesaire oradan sıyrılarak siyasi kanada kaydı. Ve demokratik bir seçimle iş başına gelmiş ve İslami bir motif içeren bir ve sıkı bir motif içeren tabii ki orasının koşulları içerisinde bir parti var. Şimdi bunun karşısında fakat Batı'da korkunç bir çifte standart ortaya mesela çıktı o. Ve köşeye sıkıştırıldı. Şimdi burada demokrasinin sonucu olarak iktidarı yönetmeye talip olan bir hareketi desteklemek kadar doğal bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Neden Gazze konusunda duyarlı bir dakika. Yalçın Bey'in itirazı şu anladığım kadarıyla İslami olduğu için Filistin, Müslüman olduğu için Filistinler ve Hamas İslami bir örgüt olduğu için hükümet onları destekliyor. Aynen öyle. Öyle olabilir aynen öyle. Bir dakika öyle. Olabilir hiç umurumda değil doğru yapıyorlar. Burada doğru yapıyorlar. Olan o zaten. Yani yanı başımızda ülkenin yanı başında. Türkiye'nin sapması mı sizin olabilir dediniz. Yahu ben Kemalist değilim. Ben Müslüman düşmanı ben değilim. Hükümetin İslami bir hükümet olduğuna inanmıyorum. Hiç umurumda değil. Doğru bir şey yapıyorsa İslami olduğu için ona saldırma hakkı kimsenin yok. Peki siz bir şey soracağım. Ben böyle yaptığınızı düşünüyorum. Hayır, peki, hiç ilgisi yok. Size siz Yahudisiniz. Size Yahudi arkadaşlarınız, akrabalarınız, dostlarınız bu görüşleri savunduğunuz için tepki göstermiyor mu? Çok. Yani hangi arkadaşımdan söz ettiğimize bağlı. Yani akrabalarınız, yakınlarınız. Arkadaşım olanlar tabii ki tepki göstermiyorlar. Tepki gösterenlerle çok kolay arkadaş olamadığım için. Yahudi ama Siyonist değil. Akrabalarımı soruyorsanız akrabalarım endişeleniyor sadece. Ne diye zırt çıkıp konuşuyorsun diye o konuyu geçebilirsin. Peki o zaman bir şey soracağım. İsrail tarafına da Hamas füze gönderiyor. Soba boyusu. Oradaki insanların da hayatı tehdit altında. Yani onu dert etmiyor musunuz? Şimdi her insanın yani ölümü... Hayır, daha dert edeceğim. Roni cevap verebilir mi ama lütfen? Ama Yahudi hayır, olduğu hayır, için... Hayır, size bir dakika ya. Hayır. Bir insana Yahudi olduğu için niye özellikle İsrail? Hayır, ben Yahudi olduğu ya için bu soruyu sormadım ki. Ha. Rahatsız mı oldunuz? Hayır, bu olmadım. Yani hayır, Yahudi hayır, olduğunuz hayır, için olmadım. Sormadım bu soruyu zaten. Bu arada soruyu unuttum böyle. Yani İsrail'de de Hamas'tan füze gidiyor. Güzel, bu güzel. Bu sizi rahatsız etmiyor mu mesela? Bakın, şimdi... İnsan olarak... Bütün bu savaş boyunca şu sorun yaşandı medyada. Niye İsrail saldırdı? Niye şimdi saldırdı? İsrail'de seçimler olacak o nedenle mi? Obama seçildi o nedenle mi? İsrail ise roket atıldığı için Hamas tarafından dedi. Yahu bu savaş 60 yıldır sürüyor. 60 yıl önce Hamas var mıydı? Yoktu. Roket atılıyor muydu? Atılmıyordu. Olayı böyle görmemiz gerek. Şimdi 60 yıl önce Türkiye'de insanlar sokaklara böyle dökülüyor. Televizyon dakika, olmasa bile Türkiye radyolarda olduktan sonra televizyonlarda insanlar böyle bunları konuşuyor muydu? Yok yok. Orta Doğu'da değil. Dünyada hangi ülkede bu kadar Davos konuşuluyor, roket Gazze atılma, konuşuluyor? Yalçın Bey ben roket atılma sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Soruyu meseleyi sadece son bir ayın meselesi diye görürsek Hamas roket attı, İsrail'de saldırdı diye düşünürüz. Peki 2 sene önce Lübnan'a niye saldırdı? 10 sene önce şuraya niye saldırdı? 15 sene önce oraya niye saldırdı? Böyle görmediğimiz takdirde Hamas roket atar, teröristtir. O yüzden İsrail meşru savunma yaptı. Ama böyle değil. Bu olayın 60 yıllık bir geçmişi var. Doğru tabii. 60 yıllık bir haksızlık var. Bu haksızlığa uğramış insanlar her şeyi denediler. Oslo'da barış anlaşması denediler, roket atmayı denediler, intihar bombacılığını denediler, her şeyi denediler. Filistinler. Evet. Uluslararası hukuk süreçlerini denediler. Hiçbir şey elde edemediler. Edemedi. Ahmet Hakan, böyle şey insanlara roket bir attı. Bir yeri işgal ederseniz,
ister istemez oradan şiddet görürsünüz. İsrail'in bunu kabul etmesi lazım. Benim Türkiye'de anlamadığım bir şey var. Türkiye'nin başlıca görevi Hamas'la FKÖ'nün arasını açmak mıdır? Çünkü yapılan o oldu. Peki. O hem Yalın Bey, o ayrı bir soru. Yani. Onu ayrıca konuşuruz. Tayyip Bey'in konuşması doğrudan Hamas'la ayrıca konuşuruz dedim. Yani açmış, açmaya bir cümle yönelik daha demiyorum ama mi? Hizmet eden bir konuşma oldu. Tamam. Bir cümle daha lütfen söyleyebilir miyim? Yani. Bir de şu söyleniyor. Hamas teröristtir. Niye değil Türkiye? Onu söyleyeceğim. Tabii ki değildir. Tabii ki değil. Avrupa Birliği'nin teröristi. Bana ne Avrupa Birliği'nden? Hamas, Filistin halkının herkesin demokratik olduğunu kabul ettiği seçimler sonucunda seçtiği hükümettir. Bunu beğenmeyebiliriz, beğenebiliriz. Tayyip Bey beğenebilir, ben çok beğenmem. Ama sonuçta bize susmak düşer canım. En azından Gazze'deki Filistin halkının meşru temsilcisi Hamas'tır. Buna bana ne Avrupalıların terörist demesinden? Şimdi bu mecrada ilerlemeden bir hususa ben Hazırun'un dikkatini çekmek istiyorum. O da şu, şimdi eleştirenler de Yalçın Bey gibi işte bu şu ima, yani zaten de söyledi. İslamcı bir iktidar başa geçmiştir. Bunlar Türkiye'nin istikametini batıdan doğuya doğru çekmektedirler ve Orta Doğu'ya o yüzden dalmışlardır. Ve Hamas da şeriatçı bir örgüttür. İlgilenmektedir de. Bir adım bugün ötesinde, Deniz Baykal'da söyledi. Bir adım ötesinde işte çok Hamas da zaten ben. İşte Şıracı'nın şahidi Bozacı, bunlar arabulucu falan değil. Bozacı-Şıracı ilişkisi içindedirler. Bunlar da zaten aşağı yukarı aynı akılda adamlardır. Gibi bu abartılı bir yergi. Diğer taraftan İslami kesim veya işte muhafazakar kesimin yazar çizerlerinde de ben abartılı bir övgü şeyi görüyorum yani. Evet kardeşim, bugüne kadar Orta Doğu'yu Türkiye ihmal etmiştir, tarihiyle bağlarını koparmıştır, fakat bu değişecektir ve değişmektedir, o gün bugündür filan diye işte bu Davos Fatih'i söyle bir de buradan çıkmakta. Şimdi bu ikisinin de aslında ortak bir ön kabulü var, o da bu hükümetin çok bağımsız bir dış politika yürüttüğü şeklinde. Yürütmüyor mu? Yani bağımsız derken dünya koşullarından bağımsız, Türkiye'nin bugünkü, bugüne kadarki dış politika çizgisinden bağımsız, almış başlarını gitmekteler ve bambaşka bir vizyonla. Yani bunu tabii hükümet adına birileri söyleyebilir veya yandaşları söyleyebilir. Fakat bunu bu kadar abartmanın bir alemi yok. Çünkü, öyle değil mi? Şimdi olamaz şimdi. Bu hükümet veya başka bir hükümet. Tabii eğilimler, öncelikler falan değişebilir. Ama dış politika çizgileri bugünden yarın o kadar büyük, yani Yalçın Doğan Bey'in ima etti veya açıkça söylediği kadar büyük dönüşümler geçirmezler. Geçiremezler. Bu mümkün de değildir. Niye değil? İkincisi, anlatacağım niye olmadığını. İkincisi, size ona hacet kalmayacak bir şey söyleyeyim. Şimdi dünyadaki tablo değişti. Ve Türkiye'ye bir rol verildi. Yani bir öne açıldı bir alanda. O rol verildi derken de yine bir işbirlikçilik şeyi ima etmiyorum burada. Bu da doğal yani. Dünya düzeyinde, sistem içerisinde bir takım dengeler değişiyor. O dengelerin değişmesi muhacelesinde, ki en sonuncu dalga Irak'taki durum ve Irak'taki işin başarısızlıkla sonuçlanmış olması, işgali. Bölgede İran nüfuzunun fazlasıyla yükselmiş olmasıdır. Şimdi bu şartlar altında Türkiye'ye işte bir ılımlı Müslüman ülke, bu bölgelerde bir yeni rol üstlensin gibi öne açılmıştır. Şimdi bu söylendiği zaman da itiraz da ediyorsunuz. Vay, ılımlı İslam modeli olmayacağız diye. Demek ki kabul ediyorsunuz. Yani dünya sistemi içerisinde Türkiye'ye böyle bir rol verilmektedir. Böyle bir role itilmektedir. Bu da bağımsızlığı ayrı, onu kabul etmek ayrı. Hayır, kabul etmeyebilirsiniz de bu dünya sisteminin de Türkiye'ye ittiği bir şey. Yani başta Tayyip Erdoğan'ın özellikle veya danışmanının veya bir iktidarın İslamcı olmasından kaynaklanan bir şey değil. Bir kimlikleri var. O kimlik de dünya sisteminde bir yere oturuyor. Yani ılımlı İslam modeli tartışması da buradan çıktı. Evet. Yani madem ki bu laik ülkede, laikliği de biraz sorunlu hale gelmiş, biraz ihtilaflı olmuş ülkede. Hani çoğunluğa dayamış sırtını. Çoğunluğa dayaması bir iktidarın önemli. Çünkü onunla iş yaparken meşruiyetinin fazla olması, toplumsal meşruiyetinin fazla olması önemli bir faktör. Bunun böyle bir de Orta Doğu'da bir problem var. Orta Doğu'daki o probleme de yakın durabilecek yani Müslüman kimliği dolayısıyla. Bir iktidardan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bunların bileşkesinde Türkiye'ye verilmiş bir rol var veya şöyle diyelim, Türkiye'nin sahne almasına da müsait bir alan var. Yani bu doğru mu oynuyor? Doğru mu oynuyor bu rolü? Şimdi oraya geleceğim. Yani ilk önce bunu tespit etmek lazım. Yani ne iktidarın kendini takdim ettiği gibi
Yani biz kimseye bakmayız kardeşim. Biz kendi bildiğimizi yaparız. Zaten bağımsız adamlarız. Bize hiç kimse bir rol biçemez. Biz kendi gücümüzle, dedelerimizden gelmiş Osmanlı geçmişi gücüyle yaparız. Bakışı doğru. Ne de çok kuşkucu yaklaşanlar. İşte bunlar İslamcılar bir karanlık işler çevirmeye çalışıyorlar. Hamas'ı promosyonunu yapmaya çalışıyorlar gibi. Bakmanın dünya sistemi açısından fazla gerçekçi bir anlamı yok. Çünkü Türkiye gibi önemli bir ülkenin öyle başıboş bırakılıp da herhangi bir iktidarın istediği gibi davranması. Ne de tehlikeli, sizin ima ettiğiniz gibi tehlikeli Hamas'ın. Başıboş bıraktığında Davos'ta ne olduğunu gördük. Hamas'ın, zaten Amerika hemen devreye girdi ve iki tarafı da aman dedi. Hamas'ın sözcülüğü falan olacağı yok. Bakın sonuç itibariyle Davos'ta dünya sisteminde Türkiye'nin önünde açılan sahnenin işine yaramış bir şeydir. Değil şu bakımdan. Gözünü ve sırtını İran'a dikmiş. Yani gözünü dikmiş, sırtını dayamış. Bir Hamas'tan bahsediyoruz. Bölgedeki bütün öfkeli kalabalıkların tepki duyan ABD'ye karşı ABD hisleri içerisinde olan öfkeli kalabalıkları İran ideolojik nüfusu altında olduğu bir devirden bahsediyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bu dikkatleri kendine çevirmesi dünya sistemi açısından yani Batı'nın kaygıları açısından yatıştırıcıdır. Evet. O yüzden bakın Yalçı Bey bunun ispatı şu. O yüzden benim şimdi başta skandal dedim ya. Bu derece bariz çıplak gözle baktığınızda tarafsız baktığınızda apaçık bir siyasi skandala göz yumulmuştur. Görmüyor musunuz yani? Burada uluslararası göz yumulduğunda onu daha bilmiyoruz. Geçiştirildi. Onu daha bilmiyoruz. Geçiştirildi. Onu daha bilmiyoruz. Bakın bu kesinlikle göz yumuldu. Onu daha bilmiyoruz. Geçiştirilmedi. Kesinlikle geçiştirilmese bu cümle. Çok, tamam. Bir cümle lütfen. Ban Ki-moon aradı başbakanımızı. Birleşmiş genel Milletler sekreter, Genel Sekreteri. Genel Sekreteri. Bu uluslararası siyasi sistemin yapabileceği en önemli telefon konuşmasıdır. Yani telefondur. Ve bizim basınımıza Davos desteği diye yansıdı. Yanlış. Yanlış. Doğrusu şudur. Biz Türkiye'nin arabuluculuk rolünün devamına çok önem veriyoruz. İşte sizin dediğiniz nokta. Yani tamam Türkiye'ye, demek ki çok büyük arıza çıkarmamış. Hayır. Uyarıdır. Diplomatik dilde yanlış yapmayın, bu rolünüzü iyi oynayın. Tamam, tamam. Bakın, demektir. Bu skandala oranla çok hafif bir uyarı. Tabii ki. Çünkü bir cümle daha lütfen. Bir cümle. Bu bir kamu diplomasisi skandalıdır. Doğrudan ikili ve çok taraflı ilişkilere etki olsun. Edecek etmesi mukadder bir skandal değildir. Veyahut çok büyük bir etki etmesi mukadder bir skandal değildir. Bu başka bir ortamda bu etki önlenebilir. Şimdi bakın, önlenmeye çalışıyor doğru. İşte tamam, önlenmeye ama neden çalışıyor. Önlenmeye çalışıyor? Türkiye verilen rol dolayı. Çok doğru. Bir seferlik bir olay. Bu rolün, şimdi bu çizgiye bakarlar Batı'da. O da ayrı. Burada konuşacağız. Tam bununla ilgili. Nuray Hanım ne kadar üzücü bir şey biliyor musunuz? Ne bakımdan? Bizim dünyamız ne kadar küçük. Neyi tartışıyoruz burada? Biz koskocaman dünya dengesini tartışıyoruz. Bu dünya dengesini tartışıyoruz. Evet. Bu burada, bölgeye olan ilgimizin nedeni bu bakın. Ne kadar küçük bir dünyada neden? Yaşıyoruz. O onu dedi, bu bunu yaptı. Hayır şunu efendim, yaptı. Bütün evet, dünya sisteminin gittiği yerden bahsediyoruz. Neresi küçük? Şimdi ne uzayı mı tartışacağız evet, burada? Yani kapsama alanımız bayağı fazla. Bütün gezegeni şimdi Hamas'la ilgili yiğit bulutu dinliyoruz. Evet. Burada Nuray Mert'e kesinlikle katılıyorum. Bu çıkış aynı zamanda İran'dan Hamas kartını elinden aldı. Şimdi bakın Orta Doğu'daki gelişmelere. Ve bu kimin işine yarar? Bu kimin işine? Ve pardon, İsrail bunu bir dakika bitireyim. Yaşamda oturuyor. Bir dakika nereden, bitireyim. Hangi kartı aldınız? Kusura bakın. Bakmayın yani. Orta Doğu'da İslam dünyasında bir Ahmet-i Necat hayranlığı vardı. Ahmet-i Necat Amerika'dayken Columbia Üniversitesi'ne gittiği zaman konferansa ben de oradaydım. Gittim dinledim. İnanılmaz bir hayranlık var şimdi Orta Doğu'da. Erdoğan şimdi radikallerde Tayyip bakın, Erdoğan hayranlığı var. Türkiye Hamas kartını İran'ın elinden aldı ama neden aldı? Bu bir. Burada bir soru işareti. İki, İsrail bundan çok fazla şikayetçi mi? Bundan da çok emin değilim. 3, 2007'deki... Amerika şikayetçi mi? Amerika şikayetçi mi? Ondan da emin değilim. 2007'deki İsrail'in parlamentodaki zabıtları isterseniz bulabilirsiniz. Açıklandı. Orada şöyle bir cümle var. Diyor ki, Netanyahu Hamas'ı destekleyen birincil faktördür diyor. Yani Hamas'ı kimin desteklediği, kimin yarattığı, kimin diyalektik olarak kullandığı aslında çok da tartışılır. İsrail'de konuşulan, ben söylemiyorum İki bunu. İki taraftaki barış düşmanları. Şimdi bakın, şöyle bakmak gerekiyor. Birbirini destekler her zaman. Amerika Türkiye'yi ılımlı İslam modeline 1997'den sonra daha hızlı itmeye başladı. 1997'de Beyaz Saray'ın açıkladığı rapor var. Yeni bir yüzyıl için ulusal strateji belgesi. Orada net olarak Türkiye'ye biçilen rol Cumhuriyet laisizminden Osmanlı sekülerizmine geçiş. Yani tam bir dinle devlet işlerinin ayrıldığı devletten dünyaya dair olanın ayrıldığı. Laik sekülerizm dünyaya dair olanın ayrıldığı. Yani tam olarak Osmanlı'nın yaptığı. Şimdi bu modeli Türkiye'yi itenler AKP'yi desteklemediler mi? Washington'da AKP'nin peşinde Amerikalılar durmadı mı? Avrupa Birliği ülkelerinde durmadı mı?
Şimdi Tayyip Erdoğan bu rolü çok iyi gördü ve bu rolü oynuyor. Aslında Batı'nın da... Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi Nuray Mert'in analizine itiraz etmediniz, katıldınız. Aslında Nuray Mert'e de sormak istiyorum aynı soruyu. Yani sonuç olarak Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışları Batılılar tarafından çok sert tepki görmesi gerekirken, beklenirken o kadar büyük tepki almadı. Çünkü İran nüfuzunu kırıyor. Evet, kesinlikle. Şimdi bir dakika. Tayyip Erdoğan burada rolünü, kendisine biçilmiş rolü fazla abartıp tırnak içinde Batılılar açısından tehlikeli bir hale gelmiş değil mi? Şimdi bakın burada bütün süreçler böyledir. Laboratuvarda yaparsınız bir organizma, sonra elden kaçırırsınız, bütün dünya yayılır. Saddam Hüseyin'i kim gönderdi? Kim destekledi? Hümeyni'yi İran'dan, Fransa'dan İran'a kim getirdi baktığınız zaman? Türkiye'de geçmişte laisizme karşı kökten dinci akımları kim destekledi denge kurulsun diye? Veya Türkiye'de Rusya'ya karşı kökten dinci akımları kim destekledi? Bunların hepsinin arkasında emperyal güçlerin parmağı var. Şimdi burada sorun şu. Tayyip Erdoğan bunu çok iyi gördü ve oynuyor şu anda. Bu dönüşümü çok iyi oynuyor. Yalnız ellerinden kaçırırlarsa bir Hümeyni vakası ortaya çıkar. Tehlike burada işte. Bir dakika. Tehlike burada. Yalçın Doğan haklı o zaman. Yalçın Doğan korkusu bu. Ellerinden kim kaçırırsa. Yani Türkiye bir laboratuvar, herkes deniyor burada. Başka bir korku daha var ki şu ana kadar bunu hiç konuşmadık. Bunları konuşuyoruz. Sürekli dış politika, İran, Amerika bilmem ne. Peki halk bugün ne oldu? Şimdi bu o kadar tehlikeli bir oyun ki bu söylediğiniz. Yok işte Amerika, işte Osmanlı'nın sekülerizmine geçiş. Bunları ya da işte Nuray'ın yazılı bunlar. Neyse ya da Nuray'ın söylediği falan. Davutoğlu'nun kitabında da yazılı. Bir dakika evet. Kadri. Siyasi nedir? Kültürün değişmesi burada budur. Neyi ihmal ediyoruz biliyor musunuz? Halkı. Ne oldu bugün biliyor musunuz? Birkaç saat önce. Sivas Galatasaray maçı. Ya. Maçtan sonra Sivaslı bir futbolcu geldi, Filistin bayrağını güğüm diye sahanın ortasına dikti. Şimdi, ne var bunda? Evet. Burada bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Çok kısa bir cümle sizin... Benim ellerinden kaçırırsa dediğim şahıstan bahsetmiyorum. Süreç elden kaçarsa. Tabii doğru. Hayır. İran'da süreç elden kaçtı. Ben elden kaçtı deyince bu örneği hatırladım. İşte kaçıyor elden. Ne olduğunu söyleyeceğim. Kaçıyor elden işte. Sivas. Hayır. Elden kaçtı iki anlamda. Bir uluslararası politika anlamında elden kaçar. Başka oyuncular, aktörler devreye girer. İçeride elden kaçar. Asıl vahimi o. Dışarıda dış politikayı şu ya da bu biçimde uzun ya da kısa vadede yeniden görüşürsünüz, edersiniz, diplomasi üretirsiniz vesaire. O... Şu ya da bu biçimde düzelir düzelmez, yolda düzelir, karargahta başlar ama yolda düzelir vesaire. Ama bu düzelmez. Evet. Ne oldu biliyor musunuz? Biz birkaç ay önce ve uzun süredir, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıldır neden ürküyoruz? Bir Kürt-Türk çekişmesinden değil mi? Aman bir yerde bir şey olmasın ama. Şimdi bakın, adamın orada bir maçtan sonra Sivaslı bir futbolcu, kel alaka gidiyor maçtan sonra güğüm Filistin bayrağını dikiyor. O kadar tehlikeli bir hareket ki bu. Ne? Bir dakika. Bu kitleleri sokağa döker. Hiç öyle demeyin. Ve sonra sokamazsınız. Ondan sonra başta söylüyorum. Ondan sonra bir daha içeri sokamazsınız. Ve nelere mal olacağını bilemezsiniz. Sizin korktuğunuz bir şey. Benim büyük coşkuyla beklediğim bir şey. Aa öyle mi? Kitleler evet. Sokağa çıksın tabii, diye. Tabii. Siz Güçlancısını seyrettiniz mi? Ne diye çıkacak? Onu ayrıca tartışacak. Türkiye'deki... Ama benim böyle bir korkum, aman bu baldırı çıplak kalabalıklar sokağa dökülecek diye bir korkum. Bir korkunuz yok. Siz İslam korkusu da buradan kaynaklanıyor işte. Hiç ilgisi yok bununla. Güçlancısı orada... filmini seyrettiniz mi? Ettim. 6-7 Eylül. Onun kitlelerle, halkla filan alakası yok. Neyle 6-7 Eylül. Tamam mı? Süreç elden kaçtı. O, tamam mı? Güzel. Bir şey söyleyeyim. Putin söyledi. Bakın. O kadar tehlikeli bir şey söylüyorsunuz ki. Siz... O kadar tehlikeli bir şey gelecekteki söylüyorsunuz ki. Belki olabilecek olan İslami bir tehlikeden korkuyorum. Ben İslami tehlikeden söz etmiyorum. 6-7 Eylül'de olanlardan korkuyorum. Yani derin devletten, Ergenekon'dan, Kemalizm'den korkuyorum. Hiç ilgisi yok. Aramızdaki fark tam da bu. Hayır değil. 6-7 Eylül Kemalizm'le devleti hiç Kemalizm'le alakası yok. Kalabalıkların mağlubiyeti değil. Hiç kalabalıkların mağlubiyeti değil. Ben Demokrat Parti iktidarında hangi Kemalizm'den söz ediyorsunuz? Ben başka bir şeyden söz ediyorum size. Kalabalıkların sokağa dökülmesi ve tahrik edilmesi inanılmaz tehlikeli bir şeydir. Bir kısa ara, kısa reklam arası. Siz Yalın, zaman bunu beklemeyin. Yalın Erap 6-7 Eylül'ü yaşadınız mı? Evet. Kalabalıkların işi mi? Evet. Tabii kalabalıklar işi. Ama. Süreç elden çıkmıştı, kaçtı. Ama kısa bir reklam arası tabii. Tekrar. Ne diyorsunuz? Olacağız. Önüne geçilen mi?
Şimdi tam enteresan bir gelişme oldu az önce. Şöyle, Yalçın Doğan haklı olarak Türkiye'de yaşayan Yahudi, Musevi vatandaşlarımızın bu kabaran öfke nedeniyle zarar görebileceklerini düşünüyor. Roni Margulies'i onu hatırlattı. Başbakan da düşünüyor ki yapmayın diyor. Sakın ha diyor. Tabii, Başbakan tabii. da endişeli. Yüz Sancısı filmini hatırlattı. Böyle bir tehlike yok mu Roni Margulies? Tabii ki var. Elbette var. Şimdi şöyle, bu tehlike başbakandan kaynaklanmıyor. AKP'den de kaynaklanmıyor. Kalabalıklardan. Ama şu potansiyel tehlike her zaman var. Türkiye'de yaygın olarak her zaman Yahudi ile İsrail Devleti arasındaki farklılık, ayrım, iki bambaşka şey oldukları gerçeği gözden kaçar. Bu bir. İkincisi, bu sizi rahatsız etmez mi mesela? Eder elbette herhalde, çok tabii. eder. İkincisi, Türkiye'de yaygın olarak hepimiz biliriz, Yahudilerin başrolde olduğu bütün komplo teorileri yazıldığı anda en çok satan kitaplar listesine girer. Dünyayı Yahudilerin kontrol etmeye çalışıyor oldukları, Amerika'yı her kontrol ettikleri, sabetaycılık yoluyla Türkiye'yi kontrol ettikleri filan. Bu tür, bu yaygın, azgın ve saldırgan olmayan yaygın bir ırkçılık zaten her zaman vardır. Bunun üzerine İsrail Devleti'nin yaptıkları o ırkçılığı yükseltir. Bunu anlamak mümkün. Tabii ki yanlış bir şey ama bunun niye böyle olduğunu tamam, anlamak şimdi, mümkün. Bir dakika. Bu olduğu zaman tamam. tabii ki iki tane başıbozuğun bir sinagoga tamam. bomba atması tehlikesi onu, her zaman onu söylüyoruz. Bunu yoktur demiyorum. Ki bir kere, bunun Müslümanlıkla alakası yok. Bir tutturdunuz Kemal'in. İki. Peki. İki, çok ciddi bir tehlikeye işaret etmeye çalışıyorum. Kitleleri sokağa bıraktığınız zaman ya da o öfkeyi tahrik ettiğiniz zaman bunun nereye varacağı, sonun nereye varacağı belli olmaz. Bunun örnekleri var. O zaman hapse mi atalım bütün kitleleri canım? Olur mu öyle şey? Tahrik etmeyelim canım. Ne diyorsunuz? Siz yahu kitlelerin Filistin'de olanları protesto etme hakkı var. Vardır. Tamam. Bunu engelleyemeyiz. Bu hak var da. İsrail politikasını eleştirsin. Elbette. Yahudileri eleştirmesin. Hayır öyle bir hak yok. Hayır tabii. Ama çünkü bu gözden kaçar. Hükümet de hem Erdoğan hem Cemil Çiçek. Cemil Çiçek herhalde ömrümde ilk kez katıldığım bir laf etti. Yahudiler başka şeydir, İsrail Devleti başka şeydir dedi. Hem hükümet hem Erdoğan hem Cemil Çiçek önlem almaya çalıştılar. Şimdi bakın. Dolayısıyla hükümeti suçlamak sadece haksızlık olur. Bir dakika. Bütün kitleleri en azından en çoğuna ve dünyanın her yerinde kendi haklarını talep etmeleri bir. Hı hı. Düşüncelerini açıklamaları iki. Hı hı. Her türlü gösteri hakkına sahip olmaları güzel. Doğaldır. Türkiye'de de böyledir, her yerde böyledir. Ama eğer bu kontrol edilemez bir güç haline dönüşürse ki Türkiye'de bunun örneklerini geçmişte çok yaşadık. Güç sancısını onun için anlattım size, o örneği onun için güç verdim. Güç sancısı kötü bir örnek. Devlet de, eliyle provoke edilmiş bir şey çünkü o. Bu kadar Hamas'ı ve bu kadar böyle Gazze'yi her Allah'ın günü dile getirirseniz bu öfkeye yol açarsınız diye bir tehlikeden söz ediyorum. Ama Yalçın bir dakika. Ama başbakan, Cumhurbaşkanı, Cemil Çiçek uyardılar. Yani bir şey söyleyeceğim. Uyarıları peki, başka bir şey söyleyeyim. Okullara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talimat gidiyor. Saygı duruşunda bulunacak çocuklar, 7, 8, 9, 10 yaşında çocuklar saygı duruşunda bulunacak. Aralarında Gazze için para toplayacaklar. Bunun, bu ırkçılık mı değil mi? Yok bu ırkçılık değil. Bu ne? Peki Türkiye'deki bir felaket olayı için yapılmadı bu ya. Hayır onaylamıyorum. Yanlış buluyorum. Yanlış. Yani okullara bu işi sokmayı yanlış buluyorum. İşte böyle ırkçılıkla bir alakası yok. Ben de diyorum ki okullarda saygı duruşu para toplamakla başlar. İlgisiz bir maçta, ilgisiz bir futbolcu gelir, sahanın ortasına Filistin bayrağını diker, bununla başlar. Bunlar simgesel olaylardır. Ondan sonra önünü alınamaz ve o çok kötü örnekler var. Ne öneriyorsunuz? Efendim? Protestoları yasaklayacak mıyız? Hayır, dünyada her yerde protesto var. Öfkeyi tahrik etmeyecek hükümet, onu söylüyorum. Öfke var zaten. İktidar tahrik etmektedir. Öfke tahrik etmektedir. Tahrik. Kadri Gürsel'le siz konuşun. Lütfen. Bakın şimdi biraz bu konuda biraz daha sakin düşünüp metinlere bakmamız gerekiyor. Başbakan başından itibaren Gazze ile ilgili Davos'taki paneldeki metin dahil olmak üzere bunun dinle hiçbir ilgisi olmadığının altını kalın harflerle çizdi.
insanlık adına bir yardımdan bahsetti. Şimdi ben buradan kalkıp da hükümeti ya da Cemil Çiçek'in açıklamaları yanlış uygulamalar okullara sokmak da, tümüyle katılıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı bugün açıklamaları. Yani hükümet bugün sürekli olarak önemli bir açıklama yaptı. Yahudi vatandaşlarımız açısından gerekli olan uyarıları yaptı Cumhurbaşkanı da. Onu da vurgulayalım. Suudi Arabistan'a gidelim. Ayrıca yani hükümetin kışkırtıcı bir şeyi yok. Skandallı konuşmada da bu altını çizdi. Doğru söyleyeceği de hatta bir Musevi'den bir yani muhalif bir sesten örnek verdi. Avishalim bir İsrailli muhalif tarihçiden örnek verdi ama ondan sonra yine o skandalı devam ettirerek Avishalim bile İsrail artık haydut devlet sayılmalıdır diyor dedi gene. Peki. Bakın ama Yahudilerle ilgili değil. Şimdi İsrail'le ilgili bütün doğru söylemiş. İsrail'le ilgili Yahudileri okul hikayesi ben de tümüyle yanlış olduğunu ya düşünüyorum. Okullara böyle bir bakın, dakika. Kadri Gürsel lütfen. İsrail'le Yahudileri birbirinden ayırt edelim diyor. Değil mi Başbakan? Peki o zaman şunu sormam lazım. Kahrolsun Türkiye sloganını siz herhangi bir yerde duyduğunuzda bunun Türk karşıtı bir slogan olup olmadığı hakkında ne düşünürsünüz? Nedir bu? Türklerle devleti ayırıyor mu diyeceksiniz? Hayır, bunlar pardon bu sloganın başbakanla alakası ne? Çünkü Şişhane'deki mitingde, bütün mitingde ayağının tozuyla geldiği mitingde o Davos, bir saniye Davos'tan girip 29 Mart'tan çıktığı o miting var ya orada. Karşısında kahrolsun İsrail diye slogan atıyordu destekçileri gelmiş oraya kalabalık insanlar ve müdahale etme gereğini duymadı. Bakın, müdahale etmeliydi. Bakın şöyle. Bakın. Bu da ayrıca bir skandaldır. Diplomatik skandaldır. Bir ayrım yapabilir miyim? Kahrolsun İsrail sloganını benimsersiniz, benimsemezsiniz. Ama bir başbakanın görevi eğer hükmedebileceği veya heyecanını dizginleyebileceği bir kitle karşısında kendisini sayan, seven insanlar karşısında konuşuyorsa orada herhangi biri değildir. İtirazını dile getirmelidir. Nedir itiraz? Nedir? İtirazı şudur. İtiraz şudur. Meşru olarak kabul ettiğiniz bir ülke Roni. Şimdi tamam. Sen bunu slogan atarsın, ben atarım. Yani tavrımızı ortaya koyarız. Hayır. Fakat yani temsil ettiği şey Türkiye Cumhuriyeti İsrail'i meşru kabul ediyor. Neyse ben etmiyorum ama. Şimdi sen etmiyorsun. Sen zaten konumunuzdan yargılıyorsunuz. Sizin en büyük hatanız bu bir defa. Burada da bu. Kendi konumunuzdan yargılamayın. Biraz empati kurun. Siz niye etmiyorsunuz? Bir dakika. Şu ayrımı yapmak istiyorum. Kahrolsun yani, İsrail sloganında benim itirazım yok. Ama bazı gösterilerde kahrolsun Yahudiler sloganı da atıldı. Bakın. Ona gider zaten bakın, o. Lütfen. Ona tutamazsınız. Bakın, hayır, benim itirazımın olup olmaması değil şey. Zaten. Kendi adıma konuşuyorum Kadri Gürsel olarak. Benim itirazımın olup olmamasını da tartışmıyorum. Ben bir gözlemci ve yorumcu olarak burada başbakanın itirazı olması gerekir. Benim pozisyonum bu. Ayrıca da bu benzetmeyi o yüzden yaptım. Yani empati kurmanız için. Neyle? Yani kahrolsun Türkiye sloganı atıldığında ve bu slogan Türkiye karşıtı değil de Türk karşıtı olarak yorumlandığında. Diyelim ki İsrail'de bir mitingde İsrail Başbakanı konuşurken kahrolsun Türkiye diye slogan atıldı. Evet. Herhalde empatiyi böyle kurmak. Evet. O sırada Türkiye devleti küçük bir komşusuna saldırmış. Ve orada 1300 kişiyi öldürmüş ise hiçbir itirazım yok o slogana. Evet, Roni. Evet, sizin itirazınız olmayabilir ama bir başbakanın görevi orada bu öfkenin kontrolden çıkmasını önlemek için ve tüm dünyaya bir mesaj vermek için orada durun bir dakika demesi gerekiyordu. Niye? Ama adam kalktı. Yine aynı bazı sizin örneğin beğenmediğiniz delikanlı tavrıyla antisemitizm yapan karşısında beni bulur dedi. Bir dakika antisemitizm yapanların yanındayım yani, diyecek değil ya. Diyebilir canım ya niye diyebilir? Ben antisemitizmden yanayım mı diyecek ya. Sayın Bey delikanlı bir insan. Hayır adam önlem almalıdır diyorsunuz. Bakın, adam aldı. Bakın gözlerimle tanık oldum. Sarıyer'den geçiyordum. Bir pazar günü. AKP'nin propaganda otosu, minibüsü orada park etmiş. Ve megafonla bir AKP görevlisi kahrolsun İsrail diye bağırıyordu. Yani orada bakın, orada gerçekten olaylar çok şeyden çıktı. Zıvanadan bu eğer çıkıyor. Kabul edilebilir bir tutum ise sizin için ben buna saygı duymak zorunda değilim. Ayrı mesele fakat bir parti liderinin ülkeyi yöneten sorumlu bir parti liderliğinin
bir ülkeyi toptan yok etmek gibi bir anlam içeren bir slogana izin vermemesi gerekir diye. Peki anlaşıldı. Bakın, bir dakika. Anladım. Bir dakika. Sizi tekrar belki dikkatinizi bir kere daha çekmek için dikkatinizi şunu söyleyeyim. Ben ilk defa anlıyorum genellikle. Hayır ben onu biliyorum da bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ondan çok eminim. Sonuçta bu öfkeden ürken toplum ve devletin belli kademeleri ne yaptılar biliyor musunuz bugün? Onun haberiniz var mı bilmiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma günü bütün camilerde okunmak üzere bir hutbe hazırladı. Evet biliyorum. Ve orada vatandaşları işte İsrail biliyorum. Konusunda uyarıyor. Tamam. Güzel. Nasıl güzel? Güzel. Yani bu hükümetin önlem aldığı konusunda anlaşıyoruz. Bu noktaya gelmesi güzel değil. Anlayamadığınız bu o. Bu noktaya gelmesi hükümetin suçu değil. O. Ben bu size söyledim. Bu memlekette zaten belli bir düzeyde antisemitizm ve ırkçılık her zaman var. Olabilir. Savaş, İsrail'in açtığı savaş dönemlerinde bu bir de yükseliyor. Böyle doğada bulunan bir ham bu madde durumda, değil yani bu ülkede. Bu, yani bu durumda. Sizin hayır, alkışladığınız yani sokağa dökülsün aman ne güzel dediğinizi artık devletin Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar geldi iş camilerde hutbe okunacak. Ne diyorsunuz siz? Türkiye'de antisemitizm yok ayrıca. Yalçın Bey. Hiç olmadı. Herkes ayrı bir şey. Konuda. Hiç olmadı. Okullara indik, camilere indik. Bilmiyorum yakında nerelere ineceğiz. Yalçın Bey siz ne öneriyorsunuz? Için. Hükümet çok Filistin halkı lehine gösteri yapmak yasaktır mı? Hayır bunu bir iç ben politika malzemesi olmaktan aynen. Çıkarsın hükümet aynen. Lütfen. Aynen. Bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanmaya devam ettikçe ben, bu hükümet Yahudi karşıtlığının, düşmanlığının yükselmesinin önünü alamaz bu toplumda. Şuraya kadar da o İsrail saldırganı. Ve ırkçılığın. İsrail insan haklarını ihlal etmektedir. İnsanları öldürmektedir. Bunda en küçük bir hakka sahip değildir. İnsanlık suçu işlemektedir. Savaş buraya suçu kadar, işlemektedir. Savaş suçu işlemektedir. Bu yöneticilerin hepsi Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmalıdır. Kadri Bey, buraya kadar. Bunlara katılıyor musunuz? Kesinlikle. Yani bunların bu görüşleri bakın bir şey ilave edeceğim. De, Türkiye acaba çok özür dilerim. Bir şey Gazze'de işlenen savaş suçlarının uluslararası kurumlarda tetkik edilmesi ve gerekirse incelenmesi ve yargılanması sorumluların için. Ne yapmıştır? Enerjik olarak ne yapmıştır? Kimse bir şey yapmadı belki ama Türkiye yapabilirdi. Hayır, hayır. O kadar ön alıyorsanız. O öyle bir şey yapamaz. UCM sadece bir taraf devlet varsa harekete geçebiliyor. Filistin yönetimi de harekete geçti ama devlet olarak tanınmadığı için. Fark öyle etmez. Bir şey yok. Bu konuda bir çağrı yayınlayabilir. Hiç peki, fark bu, etmez. Önemli olan kamuoyu oluşturmak. Yiğit Bulut, bu kahrolsun İsrail sloganları, Musevi vatandaşlarımızın. Bu konuda bir şey söylemek istiyorsunuz. Başka bir konuya geçebilirim. Ben Türkiye'de antisemitizm olduğuna inanmıyorum. Yiğit Bulut'u bir dinleyebilir miyiz lütfen? Türkiye'de antisemitizm olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. İnanmıyorum kesinlikle. Osmanlı'nın tarihine bakarsanız 1300'lerden... Türkiye. Hayır Osmanlı bir dakika başta... geleceğim. 1300'lerden sonraki bütün tarihlere bakarsanız her zaman Yahudilere Osmanlı Devleti sonra Türkiye her zaman kol kanat gelmiş. Ama esas Türkiye Cumhuriyeti dönemi. Türkiye Cumhuriyeti'nde de antisemitizm olduğuna inanmıyorum. Ben hiçbir yerde Yahudilere karşı bir ayrımcılık yapıldığını, ayrıldığını hiçbir zaman görmedim. Hatta bunu provoke eden insanlar olur. Ergun Poyraz'ın kitabını hatırlayın ne diyordu? Tayyip Erdoğan Yahudidir dedi. Abdullah Gül Yahudidir dedi. Herkes güldü geçti. Kimse ciddiye almadı. Hiçbir zaman antisemitizm olmadı. O kitap olmadı. Ne kadar sattı? Evet sattı ama. İkisi de en çok satanlar takip ama listesine. Ama kimse inanmadı yani. Ben yani güldüm geçtim. O Abdullah Gül Erdoğan şimdi, Yahudi dakika, deyince dakika, kimse almadı ama başkaları diyen Necip Fazıl'ın kitapları hala üstad bir dakika. Bir şey daha yapmayın. Hemen geliyorum. Fransa'yı hatırlayın. Dreyfus davasını. Daha çok uzak bir tarih değil yani baktığımız zaman. Türkiye'de öyle bir olay yok. Osmanlı'da böyle bir olay yok. Baktığınız zaman Avrupa'da antisemitizm oldu. Yalın Bey var mı diyorsunuz? Şimdi bir ölçüde olmuştur. Yılmaz Karakoğlu'nun varlık vergisini falan belki. Hatırlamanız lazım. Varlık vergisi. Varlık vergisini. Bir azınlıkları bakın Türkiye olsun Balkanlardaki Balkanlardaki bütün ülkelerin azınlık sicilleri çok kötüdür. Ben Gümülcün'e de konsolosluk yaptım biliyorum. Yunanistan'da öyledir. Azınlıkları kendi vatandaşı gibi değil, yabancı gibi görür. Türkiye'de çok yakın zamana kadar vakıf konularındaki kanunlar yabancı muamelesi yapıyordu Türk vatandaşına. Şimdi bu biraz antisemitizm son zamanlarda çıktı fakat bu son olaylarla arttı. Ona dikkat etmek lazım. Nuray Mert ne diyor? Valla ben hiç de öyle son zamanlarda falan diye düşünmüyorum. Bu çok partili dönemden itibaren bugüne kadar devamı gelen sadece AKP değil ama sağ muhafazakar, sağ tabii, milliyetçi tabii, bütün akımların düşünce havuzunu, duygu dünyasını, zihin haritasını oluşturan
Böyle bir çerçeve vardır. O çerçeve oldukça antisemitik. Nedir o çerçeve? O çerçeve şudur. Türkiye'nin başına ne geliyorsa işte genelde antisemit komplo teorileri ne söylüyorsa o da onu söyler. Türkiye'nin başına tabii daha sonra bu sağı açtı başka bir yerlere de gitti. Yani Filistin sorunu buna katkıda bulunmadı mı? Olumsuz anlamda. Hayır, İsrail sorunu buna katkıda bulundu. İsrail, hayır. Semantik tartışmasına girmeyin. Hayır Kadri Bey, İsrail sorunu buna katkıda bulunmadı. Çok gariptir ki Türkiye'de İsrail'le ilişkileri, sıkı fıkı ilişkileri kuran muhafazakar yine siyaset geleneğinin babası olan Demokrat Parti'dir. Konjonktüreldir ama o konjonktürde kim olsaydı kurardı. Kim olsaydı kurardı tabii. Ama o dönemde ilgisiz kalınmıştır. Türkiye'de o dönemde İsrail'in kurulmuş olmasına Arap dünyası gibi bir tepki verilmemiştir. İlk tanıyan Müslüman ülkesi biliyorsun. Hayır, bir de Arap dünyası gibi duygusal bir tepki de verilmemiştir. Aksine, çok normaldi. Aksine, o zaman belki kamuoyu bu konuda duyarlı değildi. Değildi ve duyarlı da yapılmamıştır. O zaman İslamcılık üzerinden taşındığını mı söyleyeceksin? Hayır. Çünkü o zaman İslamcı akımlar bu kadar güçlü değil. Hayır bakın Türkiye'de. Orada şöyle çok tuhaf bir ikili pragmatizm geleneği var bu sağ siyasetin. O da bir yandan Cumhuriyet'e olan tepkileri de böyle tuhaf bir dönme Yahudi Mason komplosu çerçevesinde açıklamak. Ki o bir tarih yazımcılığıdır, sağ tarih yazımcılığı. O Abdülhamit'te başlar. Yani Türkiye'nin başına ne geldi? Kardeşim ikinci Abdülhamit Filistinliler, Siyonistlerin teklifini reddetti. Filistin'de toprak vermedi. O yüzden de Siyonistler, Masonlar, dönmeler bir dolap çevirdiler. Meşrutiyeti, Jön Türkler de tesirli oldular. Meşrutiyeti ilan ettiler. Bu uzun bir hikayedir. Hatta ima yoluyla Mustafa Kemal'in Selanikli olması da buna bağlanır. Ve Cumhuriyet'e karşı bütün tepkiler bu tabii, söylem doğru. içerisinde hatta, gelir. Hatta İngiliz dışişleri raporlarını ya, falan da işte Masonlar yönetiyor. Bu bunun büyük bir büyük falan. Bunu neden anlattı? Yani, bunu şundan anlattı. Balfour Deklarasyonu'na kadar. Bu düşünce haritasında yani evet bir Yahudi'yi yani. Bulduğumuzda tartaklayalım şeklinde yani veya Batı türünde işte Yiğit Bulut'un bahsettiği o şekilde tezahür eden bir Yahudi karşıtlığı olmasa bile fikir olarak her taşın altından Yahudilerin çıktığı ne kadar muzur iş varsa bunun Yahudi parmağı olduğu gibi bir şey vardır. Bu da antisemit bir şeydir. Kusura bakmasın kimse yani. Doğru. Hani illa da insanın komşusu tabii, Yahudi'ye tabii. taciz etmesi Türkiye'de, gerekmez. Muzur işlerden bir ırkı sorumlu şey tutuyorsanız bu antisemitik bir şeydir. Bir tek evet. bir tek azınlıklardan Yahudiler de dahil devlet memuru var mı? Vardır kesin. Şimdi onun tarafa yok. Yok. Ayrı bir konu ama. Yok. Ayrı, ama bir, konu. Ama bir dakika bunun parçası işte. Fakat bir şey daha söyleyeyim ben. Bu ikili yön. Niye? Yaşınız çok ileride ondan beri. Türkiye'de şimdi bırakalım anti konuyu sulandırmayalım. İster miyim başka mesele. Ergenekon gibi konuyu sulandırmayalım. Çok olabilirdi. Türkiye'de anti-alevilik, anti-sevkizinden bile fazladır. Bir şey daha doğru. söyleyebilir miyim hazır lafına gelmişken? Lütfen. Bakın bir taraftan böyle bir şey var ve hiç Türkiye'de antisemitizm bunun kökü falan yok denilemez. Diğer taraftan yine çok tuhaf bir şekilde bunu paradoks oluşturacak şekilde. Diğer taraftan da bir taraftan bu sağ zihniyet, sağ siyasal söylem böyle bir izlek izlerken ve hep tarihi böyle okurken, yorumlarken diğer taraftan da Orta Doğu'ya son derece alakasız kalmıştır. Filistin meselesiyle hiç de öyle canı gönülden bugünkü kadar ilgilenmemiştir. Epey bir süredir ilgileniyorlar. Sol ilgilenmiştir. Ecevit iktidarı sırasında. Çünkü o dönemlerde tabii. Filistin mücadelesi de sol çerçevede ifade ediliyordu. Seküler bir mücadele. Evet, seküler bir mücadele olduğu sürece kimsenin Orta Doğu'yla ilgisi yok. Bunu görürken değişen dünya çerçevesinde görür. Evet, işte çünkü bakın Soğuk Harp döneminde Türkiye'nin Orta Doğu politikası farklı olmuştur. Hani bunu şunun için, Ronnie'nin söylediği bir şey, bir saniye izin verirseniz bitireyim, sözünüzü bir daha kesmeyeceğim. Şimdi halkımız Filistin'le çok ilgileniyor da, o yüzden de yani demokratik olarak bu kısmı var tabii. Yani ben onu hemen Gazze ertesinde de söyledim. Yani bütün Orta Doğu'da insanlar, çok hassaslar Orta Doğu, Filistin meselesine ama orada demokratik yönetimler yok. Dolayısıyla sokağa çıkamıyorlar. Suudi Arabistan'daki çıkamıyor, Mısır'daki çıkamıyor. Çıkabilmesi Türkiye için aslında bir demokrasi tezahürü. Ama bu öteden beri de öyle değildi. Yani aynı kalabalıklar. Eğer teşvik edilmezlerse veya böyle bir siyaset rayı izlenmezse bir konjonktürde o kadar da ilgili değillerdi. Peki. Bugüne kadar da Filistin'de de ilgilenmiyorlardı. Yani şeydeki Orta Doğu, dönüşümü gösteriyor. Bakın Türkiye, Orta Doğu, ay, dünyadaki de ama yani. Orta Doğu konusuyla olmasıyla alakalı ilgilenmedi kadar, demek biraz haksızlık. Türkiye'deki zihniyet değişimi yalım herhalde kaymasını da gösteren bir şey. Ama o zihniyet dediğiniz zihniyet son derece pragmatik davranıyordu. O objektif ilgilenmiştir. Yani hiç ilgilenmiyordu bu işlerle. Taraflar üstünde kalmaya itina yalım etmiştir. Ama bakın 1973. Soğuk Harp dönemi, 1973 harbi, Rusya'nın Türkiye üzerinden Mısır'a silah geçirmesine Türkiye göz yummuştur. Amerika'nın
itirazına rağmen. Ama bunu belirli bir denge çerçevesinde yapmıştır. Çünkü mesele şurada. Filistin'e Rusya'dan silah... Mısır'a gitmesine... Unutmayın ki Türkiye, İsrail'in kurulmasına karşı oy kullanan bir devlettir. 9 devletten birisi. Kurulmasına karşı mı destek o? Kurulmasına karşı oy kullanmıştır Türkiye. Ama kurulduktan sonra... Tanınması doğru. Unutmayın ki gene İsrail'in kurulmasını komünist olacağı düşüncesiyle en çok Ruslar, Sovyetler Birliği desteklemiştir. Ama yani, komünist olmamıştır. Şimdi dengeleri... Şimdi Türkiye bir denge politikası güdüyordu, ilgilenmiyor değildi. Yani dünyadaki bütün meseleleri Türkiye'nin halletmesi gibi bir zorunluluk olmadığı gibi imkan da yok. Onu da söyleyeyim. Peki Yalın Bey, size bir şey soracağım. Davos'ta o panelde siz diğer siyasetçileri de tanıyorsunuz, tanıdınız, çalıştıklarınız oldu. Tansu Çiller'le çalıştınız, sanıyorum Demirel'le de çalıştınız, Mesut Yılmaz'la çalıştınız. O panelde bunlardan biri olsaydı Tayyip Erdoğan gibi böyle delikanlıca çıkıp... Şimdi evvela bir şey söyleyeyim. Panelin kurulması yanlış. Konu ayrı, yanlış. Hayır yani. Ama bir dakika. Siz şimdi yanlışları yaptıktan sonra... Niye panelin kurulması yanlış? Söyleyeyim. Böyle önemli bir insanlık durumu. Hayır, bir dakika. Olmuş. Şimdi geriye dönüp Gazze'yi incelemek yerine ileriye dönüp ne yapılabilir konusu tartışılacak. O ayrı bir şey ama. Paneli ama böyle kurmuşlar. Sorular da buydu Yalın Bey. Moderatörün İgnaçyos'un soruları ne esas yapabilir? Barış buydu. Süreci nasıl şimdi devam bakın, ettirebilirdi? Tayyip Bey'e de sorduğu soru bir buydu. Bir defa Tayyip Bey'in bir cevap hakkı doğduğu kesin. Bu tartışılmaz. Unutmayın ki orada Şimon Peres, İsrail Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Ülkesini koruyacak. Korumazsa yani hain derler adama. Şimdi orada Bakimun konuşmuş. Tamam, Tayyip Erdoğan da ülkesini koruyor. Tabii bir şey demiyorum ona. Yani böyle bir neticenin çıkmaması mümkün değil. Benim kanaatim böyle bir tartışmada kavga çıkacağını taraflar hesaplamış. Benim şaşırdığım nokta şu. Türkiye'nin düşmemesi gerektiği nokta. Orada Şimon Peres Erdoğan'a dönük değil, Arap Birliği Genel Sekreterine dönük konuşmalıydı. Ona da döndü birkaç kere de. Esas muhatap o. Türkiye muhatap değil. Yani Türkiye taraf değil bu meseleye. Neye taraf Türkiye? Haksızlığa taraf, insanın ölmesine taraf. Ama Türkiye taraf yerine geldi. Bu konuma düşmemek lazımdı. Bu konuma düşmemek için de konuşmanın kurgusu farklı olacaktı. Ama 86 yaşına gelmiş, Nobel mükafatı almış bir şahısın konuşması da son derece mütecaviz. Kışkırtıcı. İdi. Ben Tayyip Bey'in yerinde olsam, o one minute sonunda işte kan man diyeceğime, ya Nobel mükafatı almış bir devlet başkanına bu konuşmayı yakıştıramadım dese, bence Arap sokakları ayağa kalkmayabilirdi ama bu cevap daha ağır olurdu. Bir dakika. Şimdi bununla ilgili bir şeyse hani ben konuyu değiştireceğim. Ama bununla ilgili ise konuşacağım. Ben de konuyu değiştireceğim. Peki. Ben değiştireyim istersen. Sen değiştir. Moderatör benim. Evet sen tehlikeli. Ama moderatörler mi dinler? Elinmek yok. Bizi İngilizceye müracaat etmeye mecbur bırakma. Yok, omzuna dokunmadan değiştireceğim. Söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan fotoğrafları bütün Arap dünyasında miting alanlarında elde taşınıyor. Tayyip Erdoğan ikinci Nasır deniyor. Allah. Bunu da konuşacağız. Bir dakika ama şey yapmayın, hepsini tartışacağız. İkinci Nasır deniyor. Nasır mı? Gazze'de bugün dinledim bir sanatçı, Gazze'li bir sanatçı Tayyip Erdoğan marşı yapmış. Bütün internette o geziyor. Böyle Tayyip Erdoğan böyle İslam dünyasının, Arap dünyasının bir kahramanı haline gelmiş durumda. Bu iyi bir şey mi? Kadri Gürsel. Peki şimdi bu iyi bir şey olabilir. Yeter ki Türkiye'nin bunu kullanma araçları, yönetim gücü, yaptırım gücü ve birikimi olsun. Ancak maalesef bunlar yok. Bunlar olmadığı için bu Türkiye'yi eğer görüntüye aldanarak Türkiye bir ileri adım atacak olursa boşluğa düşürebilir. Veyahut Türkiye'deki liderlere uzaktan kayalıkların üzerinden onu felakete çağıran sirenlerin sesi gibi gözükebilir. Ne demek o, anlamadım. Siren, yani bu eski işte denizciler biliyorsunuz
Yani niye felaket olsun? Şu bakımdan. Şimdi Türkiye'yi daha da etkisizleştirebilir bu Orta Doğu'da. Tayyip Erdoğan sempatisi. Tayyip Erdoğan sempatisi üzerine bina edilecek bir takım girişimler veya çabalar. Bir defa Arap kamuoylarında, Arap kamuoyları demokratik değildir. Bu sempatinin demokrasiye, siyasi rejimler üzerinde demokratik yoldan baskılara neden olması beklenmemeli, bu bir. Bu ancak sokağın sesini dinleme erdemine sahip rejimler despotların, için, şeyhlerin veya diktatörlerin dikkate alabileceği bir husus. Onlar ise bunu dikkate aldıklarında Türkiye'yi bir rakip olarak algılayacaklar ve Türkiye ile siyasi ilişkilerinde daima bunu gözeterek soğuk ve mesafeli veyahut aldatıcı davranacaklardır. Burada böyle bir paradoksal ikili bir şey açmaz var. Bu bence aldatıcı bir görünüm. Maalesef ben bu sempatinin sürekli beslenmesi gerekiyor bir işe yarayacaksa, ki sürekli beslenmesi demek bu sempatinin. Türkiye'nin dünya sistemiyle, Batı sistemiyle olan ilişkilerinin sürekli darbelenmesi anlamına geliyor. Burada Türkiye bir açmazla karşı karşıya maalesef. Ama eğer bu sempatiye teslim olmazsa... Bakın bizim çok hoşumuza gidiyor. Biz sevilmeye ve takdir edilmeye aç kalmış bir milletiz. Kim bizi severse sevsin, ona kucağımızı açmaya hazırız. Ancak bu dediğim gibi kayalıkların üzerinden gemicileri felakete çağıran sirenlerin sesine benzeyebilir. Çünkü bunun üzerine inşa edilecek politikalar Türkiye'yi boşluğa itebilir. Peki o sempatiye teslim olmazsa Tayyip Erdoğan? Daha akıllıca hareket etmiş olur. Bence Türkiye burada arabuluculuk çabalarına, arabuluculuk çabalarını bence tamir etmeli ve de rejimleri, real politikadan söz ediyorum ben. Yani idealler, duygular falan, bu konuda ben real politika üzerinden gidiyorum. Başka çaresi de yok. Rejimlerle tekrar temas kurmak zorundadır. Tayyip Erdoğan'ın Mısır'la mutabakat içinde bu işi yürüteceğiz dedikten 3 gün sonra Hamas'ın sözcülüğüne soyunması orada ciddi bir denge sorunu oluşturmuştur. Bu dengeyi tekrar sağlarsa Türkiye dünyanın daha çok işine yarar. Yiğit Bulut, bu sizin hoşunuza gidiyor mu? Böyle Gazze, Yemen, Ürdün, Beyrut sokaklarında Türk bayrakları, Tayyip Erdoğan sloganları, böyle bir kahraman olarak görülmesi. O bir Türk milliyetçisi. Şimdi, bir Türk milliyetçisi olarak. Şöyle, sizin o dediğiniz sokaklarda bundan bir ay önce Ahmet Necat'ın posterleri geziyordu. Şimdi baktığınız zaman olaya, ben olaydan İsrail'in de Amerika'nın da şikayetçi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten İsrail de Amerika da olaydan şikayetçi değil. Çünkü Ahmet Necat'ın etkisini kırıyorsunuz. Yerine başka bir etki koyuyorsunuz. Şimdi şöyle düşünelim çok dürüstçe. Ahmet Necat'la İran mı daha tehlikeli, Tayyip Erdoğan'la Türkiye mi daha tehlikeli? Ama Obama Ahmet Necat'la İran'la pazarlık yapacak. Yapabilir. Hangisi daha radikale kayabilir? O yol çok uzun. Burada tabii ki Ahmet Necat'la İran. Ha, şimdi buradaki İdari süreç şu. 97'den itibaren konuştuk. Ahmet Davutoğlu'nun kitabında siz de var, bahsettiniz. Türkiye'yi bir ılımlı İslam modeline doğru itenler, ki bunların içinde İsrail'in Washington'daki düşünce kuruluşları da var. Tayyip Erdoğan gidip orada ödül almadı mı? Hiç hangi Türk başbakanı oralarda ödül aldı? Saatlerce alkışlandı, ayakta alkışlandı. Baktığınız zaman Türkiye'yi ılımlı İslam modeline itip, bakın şimdi parantez açayım, Amerika Irak'tan çekilecek, orada da bir boşluk var. Böyle bir modeli Türkiye ile doldurur muyuz diye düşünenler şunu çok iyi takip etsinler. Avrupa Birliği de şunu çok iyi takip etsin. Bu modeli yaratırken eğer süreci elinizden kaçırırsanız ve Türk halkı bu oyunu severse ve dönüşmeye başlarsa, daha sonra ilk önce onları vurur. Yani burası bir sömi İran, yarı İran ama yine de Türkiye'nin bazı özelliklerini koruyan bir ülkeye dönüşürse, halk bu hayatı benimserse, Atina'da kimse rahat oturamaz, Paris'te peki, kimse rahat oturamaz. Ama peki, şunu söyleyeyim bakın, Türkiye'de bir benim çizgim Kemalist diyorlar, Kemalistim evet. Ama bu hareketi de destekliyorum, layık Türkiye Cumhuriyeti'nden sonuna kadar yanayım. Ama Macaristan'la, Fransa'yla, Almanya'yla hiçbir bağımız olmayan bir sömürüldüğümüz Avrupa Birliği projesine girmek yerine Orta Doğu'da İsrail'in de içinde olduğu başka bir birlikteliği daha fazla tercih ederim. Neyse o ayrı bir şey. Ama şöyle bir durum var. Hoşunuza gidiyor değil mi? Hoşuma gidiyor. Hayır tamam. Bu böyle. Şunu soracağım size. Acaba şöyle bir komplo kurulabilir mi? Komplo teorisi. Herkes çok meraklıdır Türkiye'de. Söyleme, kitabını yaz, kar edersin. Çok güzel. Şöyle bir komplo teorisi.
İran, Ahmedinejad, Arap sokaklarında onun posterleri taşınacağına, İran nüfuzu olacağına, Tayyip Erdoğan ve Türkiye nüfuzu olsun diye bütün bunlar İsrail, Amerika tarafından kurgulanmış olabilir yok mi? Yok artık. Hayır, öyle bir komplo teorisi olamaz ama 97'den itibaren süreç böyle gelişti. Bakın burada çok önemli bir şey daha var. IMF anlaşması. Başbakan IMF ile anlaşmayı imzalamıyor. Neden? Şimdi burada tartışıyoruz ama bir kayıkçı kavgası kısmı var için. Gidin New York'a, çıkın 90. kata Empire State binasının veya 80. katına. Orta Doğu'daki Arap şeyhliğinin temsilcisiyle karşı kat dairesinde İsrail'in Yahudi bankeri karşılıklı otururlar. Ve Arap şeyhliğinin teparası İsrail'in Yahudi bankeri kasasında durur. Şimdi baktığınız zaman Başbakan IMF ile anlaşmama yolunda ilerliyor. Başbakanın kafasının arkasında şöyle bir model var. Belki onu ikna ettiler. Suudi Arabistan'da şimdi herkes sanır ki Suudi Arabistan din devleti. Suudi Arabistan'da kral dolardır. Dolar ne derse, Amerika ne derse Suudi Arabistan'da o olur. Şimdi bugüne kadar Suudi Arabistan parası New York'a giderdi. Orada 90. kata çıkardı. Oradan Türkiye'ye %14,5-15 komisyonla gelirdi. Şimdi başbakanı birileri şuna ikna etmiş. Demiş ki biz Orta Doğu'daki parayı New York'tan dolaştırmadan buraya getiririz. Ve buna inanıyorlar. Ve belki de bunu yapabilirler. Yapabilirlerse o zaman farklı bir modelde ortaya çıkar. O zaman çıkar. Siz de AK Partili olursunuz herhalde. Yok, ben kesinlikle AK Partili olmam. Ben hiçbir partili olmam. Ben objektif olurum. Ahmedinejad bayrakları geri dönecektir o posterler. Çünkü bu politika sürdürülebilir bir politika değil. Kısa bir reklam arası. Bunu göreceksiniz yakında zaten. Maalesef yani ben felaket delalı yapıyorum ama yani... Evet, tekrar birlikteyiz. Tarafsız Bölge devam ediyor. Soru şu: Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin Arap ülkelerinin sokaklarında taşınması, Erdoğan'ın İslam dünyasında çok popüler bir lider haline gelmesi iyi midir, kötü müdür? Yalçın Doğan. İyi midir, kötü müdür değil, çok kötüdür. Sebebini Allah söyleyeceğim. Allah Allah. Çok kötümser. Kötümserlikle ilgisi yok. Anlatayım istersen. Dinle. Hayır, baştan itibaren. Evet. Bir gerilim olmasın lütfen. Evet. Olabilir. Peki. Buraya kadar gayet iyi geldik. Bence. Şimdi neden? Kaygılıyım. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan artı AKP ve kurmayları bu olayı iç politika malzemesine dönüştüreceklerdir. Zaten onun bütün eğilimlerini görüyoruz. Şimdi Davos'ta... Mesela ne görüyoruz? Davos'ta Türkiye saatiyle 7.30-8 gibi o skandal, Murat'ın deyimiyle patladı. 5-6 saat sonra İstanbul'da bir mitingli karşılama, Davos Fatih'i, pankartlar, şunlar bunlar. Yazılır. Pankart yazılır. Bir dakika. O tabii, saatte tabii, tabii, o kadar saatte dakika, yazılır. Aynen. Ama metro acele. Da bu arada 3'e kadar. Tamam. O tamam. Ona da... Hayır, şimdi bazıları diyor ki galiba. Bütün bu... Efendim? Sizin de örgüt tecrübeniz var galiba. Var, evet, yazılır. Gayet iyi olur diyor, yazılır diyor. Yazılır yani, süre yeter. Şunun için söyledim. Ya, lütfen unutmayın sözünüzü. Bu konu da çok konuşuldu. Dendi ki ya bu pankartlar acaba birkaç gün önceden böyle profesyonel hazırlandı da hani bu iş bir tiyatroda filan dendi de o yüzden söylüyorum. Ben şunu hazırlanır. Için söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Yani bu çok rahatlıkla iş politika malzemesine dönüştürülecek. Dönüştürülüyor zaten ve kaygım da asıl kaygım o. Ayrıca ben bunun müthiş bir propaganda bombardımanı olduğuna inanıyorum. Şimdi propagandadan, anti propagandadan ben çok korkarım. Ve bambaşka bir örnek dün verdi Tayyip Erdoğan, dün ya da önceki gün. Bu metronun İstanbul'da açılışı bilmem hangi bölümü açılırken İstanbul metrosu Paris ve Londra metrosuyla yarışacak hale geliyor dedi. Bir dakika, Paris metrosunun 300 kilometre, Londra metrosunun 400 kilometre uzunluğu var. Davos'la ne alakası? Bir dakika, propaganda. İnsanları yavaş yavaş böyle birdenbire İstanbul metrosuyla Paris metrosu. Bir ufuk açıyor, bir üzerinde düşündürüyor falan şey tamam demiş. Ama birdenbire böyle bir propaganda bombardımanıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu şey mi? Davos insanları. Fatih'i edasıyla tabii. Söylendiği imaj, için daha inandırıcı olur. Ama teorik olarak ve asıl tehlikeli ve ciddi bulduğum nokta şu. Türkiye'de otokratik bir yönetime kayış olabilir mi diye bir kaygı duyuyorum. Neden? İzlediği Gazze ile birlikte izlediği dış politika devlet politikasından parti politikasına, parti politikasından lider politikasına, kişi politikasına bir dönüşümün, bir gidişin ana hatlarını görüyorum. Yani benim yorumum bu. Şimdi bu içeride, bu son derece tehlikeli bir eğilim. Bu otokratik,
bir yönetime gidişin belirtilerini beraberinde getirir. Şimdi bırakalım Tayyip Erdoğan'ı, aramızdan herhangi birinin, bırakalım Gazze'yi, İsrail'i ya da Orta Doğu sokaklarını, şu İstanbul'un sokaklarından herhangi birinde bizim posterimiz çıksın, şu açık oturumda ne kadar güzel konuştu, helal olsun, sen neymişsin bir abi desinler, sen neymişsin bir abla desinler herhangi birisine, buradaki arkadaşlarımızdan hemen birine. Hemen havaya girer. Ya ben neymişim, bir aynaya bakar hakikaten ya, acaba ben bana, öyle miyim falan. Bana sana işlemez. Sana işlemez. Şimdi bir o zaman insanlar... biz itiraz etmeyince bize işleyeceği anlamına geliyor. Ben hayır, itiraz ediyorum. Abla dedi de o yüzden. Hayır, işte, abla dedi bana. Ben neymişim de abi falan yani. Şimdi bu çok tehlikeli bir eğilim. Peki, ve Tayyip tamam. Erdoğan bu tehlikeli eğilime bence açık. Kaymaya yani, müsait. Müsait ha, iyi söyledim. Diyorsunuz. Deniz Baykal'dan daha mı müsait? O, yok, o öyle bir, merakından soruyorum. Yani, onun öyle bir ihtimal olmadığı için. Şimdi bu son derece. Yani Türkiye'nin kendi iç politikasından, iç rejimi açısından, parti açısından, Türkiye'nin izleyeceği dış politika açısından. Bir, ama bunu... asıl yani iç politika malzemesini bu kadar yoğun bir biçimde yaparsa esiri olursun. Nuray Mert, katılıyor musunuz bu analize? Katılma sen abi. Ya niye hemen baştan katılmaz diyorsunuz? Hayır, ben iç politika malzemesi yapılmasına taraftar değilim tabii. Ama bundan hiçbir siyasetçi de kaçınamaz. Yani bunu da itiraf edelim. Daha ya seçimler geliyor ya, tabii böyle ki kullanacağız. Böyle bir itibar var ve siz arkadaşlar durun rica ederim bu bahsizi kapatalım diyemezsiniz. Yani tabii ki bu dalganın üzerine binersiniz. Ama demin de dediğim gibi yani ne de yani sadece bir siyasi lider değilsiniz. Benim yadırgadığım yani... dedi, bir başbakan sıfatıyla evet bir ülke hakkında kahrolsun şeyini sloganına ister itiraz etmek zorundasınız. Yani bir siyasi lider olarak sadece davranamazsınız. Başbakan olarak davranacaksınız falan filan. Yani o kısımları çok sorunlu. Yani peki, iç siyaset malzemesi olduğu andan itibaren çok sorunlu alanlar peki, çıkıyor. Aynı şekilde yani abartmayalım. Yani işte millet sokaklara dökülür, Yahudileri katleder veya Ronin'in dediği gibi bravo yaşasın devrim filan ben de desteklerim noktalarına gitmeyelim. O kadar ileriye gitmeyebilir. Evet ama evet bir Yahudi karşıtlığını bu iç politika malzemesi yapması mutlaka harekete geçirir. Yani bunlar yani mesafeli peki, baktığımızda göreceğimiz peki, şeyler. Peki Tayyip Erdoğan'ın otokratik bir yönetime tarza kayması tehlikesi söz konusu mudur? Bundan şimdi çok genelden konuşmayacağız yani, herhalde. Bütün Türkiye'de şimdiye kadar yapılanlar filandan yola çıkarak. Yani sadece son... Orta Doğu'da aldığı rol açısından diyorsunuz. Yani evet, bu derece pohpohlanan bir lider olursa bu içe de bir otokratik lider halinde yansır mı? Mı? Öyle bir eğilim vardır tabii. Yani dışarıda bu kadar pohpohlanan bir liderseniz. Ama yani ben kontrolüm bu anlamda Arap sokakları beni destekliyor diye başbakanın da veya herhangi bir siyasi liderin de Türkiye'deki sistemi tamamıyla bir otoriter sisteme götüreceği kuşkusu taşımıyorum. Bunu abartılı bulurum. Üçüncüsü yani bu Arap sokaklarındaki itibarın yani bu psikolojik faktörlerden bahsetmiyorsak ben çok ters tepeceğini sanmıyorum. Demin başta söylediğim nedenden ve Yiğit Bey'in de altını çizdiği nedenden zaten Türkiye'nin bu rolünden bizim aman batıdan uzaklaşıyoruz. Sanki bunlar birbirleriyle çatışan iki şeymiş gibi koyuyorsunuz şey çerçeveyi öyle çiziyorsunuz. Bana öyle gelmiyor. Tam tersine bundan dünya sistemi ve başta ABD politikaları memnun. Ve Tayyip yüzden, Erdoğan'ın bu durumundan yani mı? Bunu kurmuş şu andaki son skandalı kurmuş değiller. Ama bu skandala verdikleri ölçüsüz tepki, neredeyse destek gibi hale gelecek şeyler anlıyoruz ki bu rol beslenen, desteklenen bir rol. Dolayısıyla da Türkiye'nin gücünden, Osmanlı atasından falan değil de arkasına da aldığı destekten dolayı öyle çok da kötü bir yerlere sapacak falan gibi değil. Ben öteden beri bu rolün fazla abartılmasının çok riskli bir dış politika anlayışı olduğunu yazıyorum. Benim Amerika'nın böyle rol verdiği her yerde... laboratuvar olduğu her ülkenin felakete uğramış. Hayır, bakın o yüzden diyorum çok istisnasız. Çok ciddiye alırsanız. Benim kaygım yani, kişisel ve iç politika Almanya açısından ile Japonya'yı onlar sanayi toplumuydu. Bir dakika bir yalım arayıp bir şey. Almanya ile Japonya sanayi toplumuydu. Amerika'nın bu konuda yani bir dizayn yapma becerisi sıfır. Artık Obama döneminde eğer zaten Türkiye terk ediliyor. Böyle bir politika laboratuvar ise yani, ki Obama bunu terk etme... Ama Tayyip Erdoğan terk etmiyor. O artık sevdi bu rolü. O zaman yok, o işte felaket var demek ki. Bakın, ben Obama'nın çok terk ettiğini hem sanmıyorum. Hem iş politika açısından hem de kişisel olarak kaygımı söylemek istiyorum. O sizin uluslararası tanımınıza ve ölçülerinize uyuyorum, kabul ediyorum. Benim kaygım şu. Siz konuşurken birden aklıma başka bir örnek, yaşadığım bir örnek geldi.
Ecevit Kıbrıs'a çıktı. O da Kıbrıs Fatihi oldu. Seçime gittik. Gözümle gördüm. İnsanlar ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Hasta çocuklarını getirmişler. Ya da hasta kadınlar, yaşlılar, insanlar, çocuklar gelmiş. Ecevit'in koluna dokunacak, yüzünü, elini sürecek ve iyileşecek. Bu Türkiye'nin dört bir tarafında oldu. Sonra Ecevit Kıbrıs Fatihi'ne böyle yapanlar Davos Fatihi'ne neler yapanlar yapmaz ki? Şimdi Davos daha yüksek. Derdi. Birdenbire insanlar ki Ecevit'i hayli yakından tanıdım. Artık o bildiğimiz, tanıdığımız Ecevit değildi. Kimlik değiştiriyor insanlar. Biraz önce hani sokaklar falan derken onu söyledim. Kimlik değiştiriyor. Vasfını, niteliğini değiştiriyor. Peki. Birdenbire burada artık tehlikeli olan süreç değil. Kadri Bey'in kaygı gösteren konu dağılmadan bir İran şey konusunda. Şimdi bakın bu İran etkisini nötralize etti. Ben öyle anlıyorum. Hamas'ın üzerindeki İran etkisini nötralize etti. Ya da işte İran'ı alıyor, çeviriyor falan deniyor ya. Bu o kadar kolay bir şey değil. Birincisi bugünkü Hamas'ı dönüştürmeniz lazım bunu yapabilmeniz için. Hamas'ı dönüştürmediğiniz takdirde yani... Kadri Bey tamamen bir saniye, lütfen. Bunu sağlıyor anladım. Demedim. Böyle hayır. Bir şeye devam sadece siz demiyorsunuz zaten. Sizi yani hedef alarak evet, söylemiyorum. Doğru. Şimdi bakın. Bugünkü Hamas bir direniş örgütü, silahlı bir direniş örgütü olarak kaldığı müddetçe ve İsrail'le barışı reddeden bir, yani kategorik olarak reddeden bir örgüt olarak kaldığı müddetçe siz Hamas'ı kendi cebinize atmanız için Hamas'a İran'dan daha çok para vermeniz lazım, İran'dan daha çok silah taşımanız lazım o tünellerden artı eğer becerebiliyorsanız, bunu yapabiliyorsanız Şam'da oturan Hamas politbürosunu da Ankara'ya davet edip orada kendilerine bir bahçeli bir ev ayarlamanız zaten lazım. Zaten davet koluna. Ettiler sonra gitmediler karşılamaya. Şimdi ben onun geyiğini affedersiniz yapmıyorum sizinle. Geyik değil ki bu, davet etmediler mi? Hamas'ı Türkiye'ye davet etmediler mi? Geldi zaten adam. Tam sonra başbakan orada bütün gün dolaşmadı onun yanına gitmemiş. Herkes görüştü başbakan hariç adamla. Yani sonuçta görüştüler. Şimdi bakın bu işler böyle olur. Onun dışında lafla peynir gemisi yürümez. Ya da uluslararası forumlarda sert tavır sergilemekle bir yere kadar haklısınız. Geçici etkide Kadri Bey haklısınız ama sonuçta şeyden bahsediyoruz. Yani sokaklarda oluşan bu hava, Tayyip Erdoğan diyen bu hava Amerikalıların, Batılıların kullanabileceği bir hava olamaz mı? Sokaklarda oluşan hava bakın. Gazze'de sadece bundan oluşan, bahsediliyor. Gazze'de oluşan hava kullanılırsa kullanılır. Yoksa Kahire'de oluşan hava ya Amman'da oluşan Gazze'de, hava. Gazze'de. Hava civadır. Bu uçar gider. Çünkü Gazze'deki diyorsunuz. Gazze'deki havayı belirleyebilmeniz için de Hamas'a silah vermeniz lazım diyorsunuz. Şudur. Hamas'ın üzerinde varsa etkiniz bunu Hamas'ın barışçı ve rasyonel politikalar izlemesi yönünde ona tazyik ederek kullanmanız lazım. O takdirde de bu, Hamas FK'nın içinde kaybolur gider. Yani Hamas'ın farkı o zaman ortadan kalkar. Anladım. Sadece ılımlı İslamcı bir örgüt peki. Olarak kalır. Çok teşekkür. Yani kolay değil bu. O kadar göründüğü kadar kolay ama burada, Türkiye bu konuda ısrarlı olmadı. Burada sorun şahısları diye yani Tayyip Erdoğan daha otokratik olur mu olmaz mı? Sorun süreçte. Yarın öbür gün Tayyip Erdoğan'dan daha radikal biri çıkar. Türkiye'yi peşine aynen. Takar götürür. Zaten Tayyip Erdoğan'ın yerine geçecek kişi de ondan daha radikal olacak kişidir. Yani sanmayın ki AKP'nin artık Türkiye'deki alternatifi CHP daha radikal bir alternatif çıkarsa ancak AKP'yi götürür. Türkiye oraya gidiyor işte. Tehlikeli olan bu. Peki. Roni siz ne diyorsunuz bu? Ben sokaklar, Arap sokakları. Ben bu tür tartışmalarda müthiş afaki bir yön buluyorum. Bu tam hep Türkiye'de Türkiye dünyanın merkeziymiş. Amerika aslen Türkiye ile ilgilenirmiş. Hayattaki derdi buymuş gibi bir yaklaşım var. Bu geleneksel bir küçüklük kompleksi Osmanlı'dan beri gelen filan öyle bir şey midir? Başka bir şey midir? Bu oturumda öyle bir hava hayır bu oturumla ilgili söylemiyorum zaten. Yan oturum. Yani Tayyip birdenbire Hamas'ı etkileyecek. Ya Hamas bir avuç salaktan mı oluşuyor? Tamamen size katılıyorum. Hamas bir direniş örgütü. Kendi tabanı var. Sadece direniş örgütü olduğu için değil, Lübnan'daki Hizbullah gibi çok geniş toplumsal çalışmalar yaptığı için taraftar kazanmış, yolsuzluklara bulaşmadığı için FKÖ'nün yerini alabilmiş bir örgüt. Bunu ciddiye almak gerek. Ha, Tayyip Davos'ta bir iki tane sert laf etti diye
Bütün Hamas birdenbire tamam biz artık İran'ı bırakıyoruz. Türkiye'nin peşine. Böyle bir şey yok. Bu bizim medyanın hüsnü kuruntusu diye düşünüyorum. Aynı şey. Hangi medya ya? Hiçbir medyada böyle bir şey yok. Ama bazı medyada var. Bazı medyada böyle bir şey var. Aynı şey. İşte Amerika şimdi Tayyip'in ettiği üç laf yüzünden ne yapar? Yahu Amerika dünyayı yönetmeye çalışıyor. Davos'ta Tayyip'in ettiği üç laf sonucu acaba Türkiye çok mu zararlı çıkar? Çıkmaz yahu. Çıkmayacağı zaten belli. Kaldı ki bunu bu medyanın şu bölümünde şu ana kadar konuşmadık. AKP hükümetinin yaptıkları şu ana kadar laftan ibaret. İsrail'i eleştirme açısından. Niye? Çünkü hiçbir somut adım atmadılar. Daha iki hafta önce 167 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı İsrail'de. Ben ayrıntısını bilmiyorum. İptal edildi mi? Hayır. İkili anlaşmalar var. Askeri, ekonomik. İptal edildi mi herhangi bir tanesi? Hayır. Konya'da İsrailli pilotlar eğitim görüyor. Buna son verildi mi? Hayır. Halkımız, İsrailliler bunu çok iyi biliyorlar. Halkımız Davos'a fit. Davos'taki halkımız tabii ama Arap halkları sokakta şu anda heyecana geldiler. Çok hoşlandılar Davos'ta olandan. Arap halklarını gaza getirmek kadar kolay bir Türkiye'dekiler şey. Türkiye'dekiler de. Ya bu halk, nedir yalı merak ne dediniz pardon? Arap halklarını gaza getirmek kadar kolay bir şey yok. ama getirildikten sonra kontrol etmek kadar zor bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben Arap halkları diye bir genelleme yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda gaza geldiler. Ben de geldim canım o gün televizyonda seyrederken. Hoşuma gitti ya. Sizin gaz devam keşke ediyor. Keşke ben orada olsaydım da ben o lafları edebilseydim. Daha serpini edebilseydim. Ama Arap halkları yarın bakacaklar ki Türkiye yine İsrail'le masaya oturuyor. Yine yakın dost. Amerika'nın dediğinden yine çıkmıyor. Ya o kadar da büyütecek bir şey yokmuş diyecek. Arap halkları da bunu diyecek. İsrail hükümeti bunu zaten dedi bile. Amerika hükümeti de bunun böyle olduğunu baştan beri biliyor. Yani biz biraz kendi kendimize gaza geliyoruz. Biraz Tayyip Bey'in kanaati eksildi. Peki. Yani Roni'nin bu sözleriyle vardı. Tamamlayalım. Koyulaştı. Güzel, güzel toparladı bence. Ama tek şey de yani dünyada. Türkiye'deki entelijans ne olduğunu bence çok iyi analiz edemiyor. Aynen 2001 krizinde olduğu gibi. Yani zeka anlamında söylemiyorum bunu. Birikim ve zeka anlamında söylüyorum. Mesela geyik diyorsunuz. Hümeyni Fransa'dan İran'a yola çıktığı zaman geyik diyorlardı. Ne oldu sonra hepsi kaçtı İran'da. Hiç alakası yok. Bakın siz bugünleri çok iyi not edin. Siz burada oturamayabilirsiniz birkaç sene sonra ya da 5-10 sene sonra. Doğru. Bakın, kaçmak zorunda kalabilirsiniz Türkiye'den bakın, bu mantaliteyle. Hayır hiç anlamamışsınız. Cevap hakkım doğru. Çok doğru. Hiç anlamamışsınız beni. Bence siz hiçbir şey anlamamışsınız. Hiç anlamamışsınız beni. Şu an geyik yapıyorsunuz zaten. Yok, hiç ben sizden herhalde geyik yapmıyorum. Hayır. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şimdi geldi dolaştığı adam dediniz. Adam Ankara'da ağırlanması bir defa baş başına bir hadisedir. Başbakan son anda görüşmemek istememişler. Görüşseydi daha büyük skandal olurdu. Ama yani bütün ekibi başta Davutoğlu olmak üzere yanlışım varsa bilmiyorum. Beni düzeltin. Doğru. Görüştüler. Şimdi şöyle tartışıyoruz. Ben şunu tartışıyoruz. Bu cesaret isteyen bir şey Türkiye'de artık eleştiri hakkını ve özgür yorum hakkını kullanmak Türkiye'de giderek cesaret isteyen bir şey haline geldi. Ben beyefendiye sadece şu noktada katılıyorum. Onun dışında bütün olumsuz ifadeleri iade ederim. Şu noktada katılıyorum. Birkaç yıl sonra burada oturamazsınız dedi. Ben de birkaç yıl sonra Türkiye'de bu gidiş devam ederse cesaretin yetmeyebileceğini düşünüyorum özgür eleştiri hakkını kullanmak için. Evet aslında çok, aynı şeyi söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Farklı açılardan. Çok haklısınız. Şöyle anlamadan, sizi beni anlamadan fikir beyan ediyorsunuz. Bir dakika ben sizi tehdit anlamında buradan gidersiniz demiyorum. Size talep kalmaz. Ya bir yine anlamamışsınız. Ben öyle bir şey anlamadım. Ben sizin dediklerinizden öyle bir şey anlamadım. Size talep kalmaz anlamında söylüyorsunuz. Anlaştığınız konuydu o. Hayır niye Yiğit Bulut son anda böyle bir şey yaptı onu da anlamıştım. Hayır ikiniz anlaştınız aslında. Size talep kalmaz anlamında söylüyorum ben. Size buradan kaçmak zorunda kalırsınız anlamında söylemiyorum. Yani. Neyse o ayrı bir şey ama. İnsanlar başka gazeteleri, başka basını, alternatif basını çok daha fazla tercih edebilirler. O manada oturamazsınız derken onu kastediyor. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani, farklı açılarda. Evet, halk desteğinizi yitirirsiniz diyor. Doğru halk desteğinizi yitirirsiniz. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Yitiriyor zaten yani Türkiye'de objektif kriterler gitgide sübjektife kayıyor. Peki doğru, neyse. Aynı şeyi ama şunu da biz sonuna kadar savunalım. Şimdi Kadri Bey de Yalçın Doğan da burada başbakanın politikasını sonuna kadar eleştirdiler. Ama konuşmalarında şunu da vurguladılar.
İsrail'in yaptığı bir insanlık suçudur, savaş suçudur. Bunu da vurguladılar. Şimdi başbakanın politikalarını eleştirdi diye İsrail dostu, İsrail yanlısı, çocuk katili filan diye muamele görmeleri, bu tür eleştiriler yapanların böyle muameleler görmeleri bir takım insanlar tarafından... Öyle gelecektir e-mailler, bana geliyor. İşte ama gelmesin. Yani bu ayrı bir şey. İsrail'in yaptığını eleştirmek, ki eleştiriyor bütün konuklarımız, o ayrı bir şey. Türkiye'nin bu konuda izlediği politikanın yanlışlarına işaret etmek ayrı bir şey. Bu hak sonuna kadar vardır, var olacaktır. Tam tersi de vardır. Tamam. Kısa bir aradan sonra veda edeceğiz. Tam tersi de vardır. Son bölüm. Toparlıyoruz dedik ama Yalçın Doğan dedi ki ısrarla bir şey eksik kaldı dedi. Evet, onu tartışmadık. Gazze kahramanı, insanlık suçu işleniyor, soykırım vesaire, bütün bunların kahramanlığını yapıyor Tayyip Erdoğan. Ama bugün Sudan Devlet Başkanı'nın yardımcısını Ankara'da kabul etti. Ne zararı var? Sudan Devlet Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırımla suçlanan, bütün uluslararası listelerde protesto edilen, kendisine vize verilmeyen ve istenmeyen bir devlet başkanı, diplomatik deyimle persona non grata ilan edilmiş, istenmeyen adam. Neden? Çünkü insanlık suçu işliyor. Damgalı katil. Damgalı katil, çok iyi söylediniz. Damgalı katil. Biz bunu, bu insanlık suçu işleyeni Ankara'da kabul ediyoruz. Peki. Bu ne lahana, bu ne turşu? Bir cümleyle bir şey demek isteyen var mı? Yok. Bu ne periz, bu ne lahana turşu. Yani, buna söylenecek bir şey yok çünkü vahim bir olay. Vahim. Vahim. Roni. Vallahi niye olduğunu bilmiyorum. Peki. Olduğunu da bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Her açıdan, her yönüyle ele aldık, tartıştık. Herhalde bu akşamdan sonra artık bu Davos tartışmaları da biter. Çünkü iyice istiyap. Bu işten haddini... en karlı çıkan Schwab'dır. Dikkat edin, Erdoğan bir Davos'a gelmiyorum dedi. Adam tutuştu, niye? Para kazanıyor. Davos'tan. Peki. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.